6 Haziran 2024 Cuma sabahından günaydın. Halk TV İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz efendim. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel konuğumuz Demokrasi Meydanı'nda sorularımızı yanıtlayacak. Doğrusu bu program için çok uzun zamandır planlarken bu sezonun en son yayınında ama böylesine gündemle ilgili olacağını da beklememiştim. Ama o da bizim nasibimiz oldu. Sayın Özgür Özel, merhaba. Günaydın. Doğan Tılıç hocamızı söylüyorum da ona yaptığım röportaj bir gün çok geniş yankı yarattı. Dün zaten ben onu okuduğumda, izleyenlerime aktardığımda da anlamıştım. Dolayısıyla dün onu ornağa yaptığınız açıklamalar çok geniş yankı yarattı. Ama önce bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sabaha karşı Amerika'da bir televizyon tartışması yaşandı. Trump'la Biden. Hı hı. Amerika'nın iki başkan adayı. Şimdi tabii performansları konuşulur. İşte yaşları çok ileriydi, şöyleydi, böyleydi. Birisi popülist liderdi falan ama sonuçta Amerikan halkı seçime giderken iki lideri televizyonda görmek istiyor. Şimdi ben de hep şunu düşündüm. Şimdi biz bir sonraki seçime giderken mesela iki partinin lideri. Şimdi siz hazır bayramlaştınız, görüştünüz. Bu Erdoğan da normalleşme demeye başladı. Bakın bu güzel bir şey. Bu benim hoşuma gidiyor doğrusu. Bir vatandaş olarak ben şunu görmek istiyorum. Mesela bir seçime giderken Erdoğan orada, Özgür Özel burada. Yani mesela görev verirse, güvenilirse ben de yapmak isterim. Hı. Ya başka bunu yapacak o kadar çok arkadaşım var ki. Bu yapsak güzel olmaz mı efendim? Çok güzel olur. Zaten normali budur yani. Normalleşme dediğimiz bu. Yani düşünsenize, Türkiye bundan 40 yıl önce bunu başarıyordu. TRT'de evet. Bir saygın gazeteci moderasyon yapıyordu. Bütün liderler sırasıyla söz alıyordular. Zaman zaman ortam geriliyordu, tartışıyorlardı, zaman zaman şakalaşıyorlardı ama bütün bir gece boyunca tartışıyorlardı. Çünkü normal oydu. Şimdi zaman ilerledikçe aslında bu tip demokratik kazanımların artması lazım. Tabii. O günlerin üstünden yani işte Demirelli, Özallı, Erdal İnönülü veya Çillerli, Mesut Yılmazlı o tartışmanın üzerinden 40 yıl geçmiş. 40 yıl sonra geldiğimiz yere bak, herkes gidiyor. Tek başına televizyon programlarına katılıyor. Yani normalleşme dediğimiz meselenin bir boyutu da budur. Siyasiler kendi aralarında telefonla görüşebilirler, el sıkışmalıdırlar. Baş başa görüşmeler, heyetlerle görüşmeler yapabilirler. Ama günü geldiğinde de esas yetkiyi aldıkları vatandaşın karşısına çıkıp en somut şekilde işte gazetecinin yönelttiği soruları, belki şimdi teknolojik imkanlar var, siz yayın yaparken bir sürü yorum alıyorsunuz. Geliyor. Gelecek soruları açıklıkla yanıtlamaları lazım. Ve bence seçmen en iyi kararı da orada verir. Çünkü ikisini aynı anda görüyor. Aynı soruya ikisinin evet. verdiği yanıtları evet. görüyor. Stres altında nasıl tepki verdiklerini görüyor. Yani seçmen orada doğrudan oy vereceği kişiyle bir iletişim kuruyor. Evet. Ben hiç kaçmam. Şimdiden Güzel. Söyleyeyim. Ne zaman davet alırsam, nerede davet alırsam mutlaka katılırım. Ve bunun olması bence demokrasiye çok şey kazandırır. Zaten seçimden önce o görüntü yakalanırsa, seçimden sonra böyle bugünlerdeki kadar işte normalleşme tartışmaları falan gündemi meşgul etmez. Çünkü zaten görüşüyorlar da olur. Arkadaşlar, Özgür Özel, Tayyip Erdoğan fotoğrafını rica ediyorum. Şimdi mesela siz 4-5 Kasım kurultayında delegelerin oyuyla genel başkan seçildiniz. Ekibi değiştirdiniz, gençleştirdiniz. İşte MYK'nız, parti meclisiniz vesaire. Sonra aslında doğrusu şuydu aslında, Erdoğan'ın sizi araması ve tebrik etti. Ama olmadı diyelim. Fakat sonra siz bu görüntüyü verdiniz. Ya fena mı oldu efendim mesela? Yok, hiç fena olmadı. Ben şimdi 4 Haziran'dan sonra beni, pardon 5 Kasım'dan sonra beni ilk arayan liderlerden bir tanesi Sayın Devlet Bahçeli'ydi. Ve bütün liderler aradılar zaman içinde. AK Parti'den de AK Parti'nin grup başkanı aradı beni. Yani meclisteki grubun başkanı Abdullah Bey. Sonra işte 5 Kasım olduğuna göre 5-6 hafta sonra yeni yıl geldiğinde, çünkü onlar beni 10 gün içinde arandık. Diyelim ki 15 Kasım'da liderler bizi aradı, artık anlaşıldı Erdoğan'ın aramayacağı. 1 Ocak günü, 31 Aralık gecesi ben Sayın Bahçeli'den başlayarak hepsini yeni yıl için aradım. AK Parti'den de Sayın Güler'i aradım. Ona dedim ki grubunuzun ve partinizin yeni yılını kutluyorum. Sayın Erdoğan beni aramadığı için onu arayamadım şimdi. Çünkü hani o birinci parti, biz bir kurultaydan geçtik. Ama dedim hepinizin yeni yılını kutlarım dedim. Sonra 31 Mart seçimleri oldu. 31 Mart seçimlerinde biz Sayın Erdoğan'la yer değiştirdik.
Sayın Erdoğan ikinci partinin genel başkanı oldu. Ben birinci partinin genel başkanı oldum. Bu sefer bize düşerdi. 31 Mart'tan sonraki hemen bir hafta sonraki Ramazan bayramında bu sefer ben aradım kendisini. O da gayet sıcak bir şekilde karşıladı. Zaten önceden bir iletişimi olmuştu onun. Yani Yavuz Donat havaalanında sordu. Evet. O tabii çok tecrübeli bir gazeteci, dedi ki bayramda ne yapacaksınız falan. Dedim şöyle böyle, ondan sonra CHP'den ne bekleyelim falan dedi. Dedim yani olması gerekeni yapacağız. Yine herkesi arayacağız falan. Sayın Erdoğan'ı da arayacağım dedim. Onların haberi vardı. Gayet iyi bir görüşme oldu. Sonrasında da biz ziyarete gittik. Ardından bu iadeyi ziyaret gerçekleşti. Bu görüntünün kime zararı var ben anlayamadım. Yani şimdi şöyle. Ülkemdeki demokratik kültür bakımından bu fotoğrafı önemsediğimi ve desteklediğimi izleyenlerin biliyor. Bütün Türkiye biliyor. Ama şunu da görüyorum Sayın Özgür Özel. Bu fotoğrafın sizin partinizin tabanında bir kesimi veya Erdoğan'ın partisinin tabanında bir kesimi rahatsız ettiğini de görüyorum ben. Ama liderlik de bu değil midir? Yani mahalle baskısını da yenmeniz gerekmez mi? Gerekir. Zaten şöyle bir şey. Bakın her şey anket demek değil. Bazen anketlere rağmen de bir şey yaparsınız ve olumlu sonuç almayı zorlarsınız. Ben dediğinizi doğru buluyorum. Her zaman lider tabandan etkilenmez. Bazen de taban, kitle, parti liderin gösterdiği istikamette bir değişime uğrayabilir ve bu önemlidir. Yani eğer genel evet. toplumsal kabul görüyorsa bu, genel olarak doğru iş yapılıyorsa da en sonunda başarılı olur. Ama şöyle bir haksızlık yapmayalım. Bütün anketler gösteriyor ki hem CHP tabanının önemli bir kısmı %75-80'i bu fotoğraftan hiç rahatsız değil. Türkiye'de de oran oldukça yüksek ama esas mesele şu. Biz bu fotoğrafla birlikte başka bir şey yaptık. Bu fotoğraf bir, Türkiye'nin birinci partisiyle ikinci partisinin liderlerinin el sıkışabildiğini Türkiye'ye gösterirken toplumsal barışa bir katkı sağlıyor. Diyor ki kutuplaşmayı bırakın bir kenara, el sıkışın, düşman değiliz, biz el sıkışabiliriz diyoruz. Birincisi bu. İkincisi, Türkiye'deki ayrılıklar Türkiye'yi dışarıda zayıflatıyorsa eğer, ona karşı da diyoruz ki biz aramızda her şeyi yaparız ama Türkiye olarak bir ve bütünüz. Şu fotoğraftaki iki kişinin ortak özelliği ne? İkisi de 2 Temmuz günü milli takımı destekleyecek. Gol atarsa ikimiz de ayağa kalkacağız. Evet. Bütün Türkiye böyle. Bu gerçekliği kaçırmamak lazım. Biz rakibiz ama düşman değiliz. Ben Tayyip Erdoğan'ın 22 yıldır bu ülkede yaptığı bir sürü yanlışı biliyorum. Bir sürüsüne itirazım var ve hani siyasetin sınırlarını aşan hataları, yanlışları, ülkeye kötülükleri var ayrı. Ama kendisine oy veren seçmenlere saygım var. Ben onu yok sayamam. O da beni yok sayamaz, saymamalı. Bu fotoğrafın birincisi böyle bir işlevi var. Yani kutuplaşma ortamına. Kutuplaşmadan kim fayda görüyor, kim zarar görüyor buna baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenleri, sevenleri şunu bilmeli. Bir tarafta devletin televizyonu, bir tarafta merkez medya, bir tarafta iktidara çok yakın medya. Bu partiyi sürekli şeytanlaştırırken, bu partiyi sürekli yok terörle, yok onunla, yok bununla ilişkilendirirken bu fotoğraftan sonra olur mu artık? Şimdi Sayın Erdoğan üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi yazıyor. Gelmiş, el sıkışmış, çayımızı kahvemizi içmiş. Burası terör yuvası olabilir mi? Ama çok uzun zamanlar Anadolu'daki özellikle de belli televizyonların çok baskın olarak izlendiği coğrafyalarda hep Cumhuriyet Halk Partisi'nin teröristlerle işbirliği yapan vatan hainlerinin partisi olduğunu vurguladı. Bu fotoğraf artık o işleri bitirmiştir. Dün gazeteci arkadaşımız Nevşi Mengi bunu soruyordu. Ya bu fotoğraftan sonra gidip de işte CHP'ye ve CHP'nin liderine yok işte Kandil'miş, şuymuş bu diyemezsiniz denmez, diyordu. Denmez. Ayrıca kutuplaşma tartışmayı özünden koparıyor. Kutuplaşma şöyle yapıyor. Beyaz ve siyah var ve karşılıklı kavga var. Kutuplaşma yoksa içerik konuşulmaya başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi içerikte güçlü. Cumhuriyet Halk Partisi polemikte, kavgada güçlü değil, olmamalı. Sosyal demokrat bir partinin söylediğinin içeriğinin önemi olmalı. Neden? Mesela belki konuşuruz. Vergide adalet. Bunu ortaya var konuşacağız. Bunu ortaya attığımızda Türkiye'de vergide adalet diyen var mıydı? DİSK bir vergide adalet mitingi yapmıştı. Biz desteklemiştik. Ben
kurultay konuşmamda bu vergi sisteminin değişmesi gerektiğini söylemiştim. Biz vergide adalet konuşmaya başladık. Vergide adalet içerik. Kutuplaşma ortamında kimse içerik konuşmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi örneğin teknoloji 5.0 konuşurken dünya, emek 5.0 ortaya atmalı. Yani mesela sendikacılığın bile temassız olmalı. Ödemeler temassızsa, işler evden yapılmaya başladıysa. Bunlar hep içerik. Ama kavga olduğunda içeriği kimse görmüyor. Bir de ben niye önemsiyorum biliyor musunuz Sayın Özgür Özel? Şimdi siz Sayın Cumhurbaşkanı'na gittiniz ya, bir de o size geldi, iadeyiz. Şimdi siz onun böyle şu mesafeden, ben insani etkileşime çok inanan birisiyim. Şu mesafeden siz onun gözünün içine bakarak, mesela Osman Kavala dediniz, Tayfun Kahraman dediniz. Tabii. O size mesela dedi ki Tayfun Kahraman kimdi dedi. Ya mesela Gezi Parkı meselesini gündeme getirdiniz. Şimdi aslında siz onunla birebir görüşmeseniz belki de o hiç böyle bir soruyla muhatap bile olmayacaktı. Bakın çok net bir şey söyleyeyim. Ben bu işin bir kere fotoğrafın kendisini ve konuşabilmeyi önemsiyorum. Sebebi şu, siyaset konuşma işi. Şöyle bir yanlışlık herkes terk etmeli. Efendim bir masa varsa o masa pazarlık masasıdır. Orada ya ittifak vardır ya koalisyon kurulacaktır. Masa yoksa savaş vardır. Karşılıklı el bombası atalım. Birbirimize böyle bir şey yok. Hem konuşabilirsiniz hem de mücadele edebilirsiniz. Hem müzakere hem mücadele mümkün. Birinci kısmı, işin önemli bir kısmı bu. Diğer bir tarafına baktığımızda sizin söylediğiniz mesele, oturduk, görüştük, konuştuk, ayrıldık. Ben bir sürü başlık anlattım. Türkiye'de bir algı var. Daha doğrusu şöyle bir şey yerleştirmeye çalışıyorlar. Evet, sorunlar var ama Sayın Erdoğan'ın bunların birçoğundan haberi yok. Ona söylemiyorlar. Bilse çözer. Ben gidip anlatıyorum sorunları. Ve artık biliyor. Şimdi şöyle bir, ben Anadolu'da çok karşılaştım bununla. Anlatıyorum. Diyor ki, haklı mıyım diyorum, haksızım. E niye? Erdoğan bilmiyordur bunu. Bilse halleder. Ben gidip sorun bu, çaresi bu diye söylüyorum. Yani Erdoğan'ın haberi yoktur, Erdoğan bilmiyordur algısına da bunun bir katkısı var. Son bir kez de meseleyi ben kendisine anlatıyorum ve bu işi böyle çözebilirsiniz diyorum. E çözülmedi. Çözülmediğinde ben muhalefet olarak ne kaybettim? Genel merkezde tek başıma oturmadım. Sayın Erdoğan'la 1,5 saat memleket meselelerine koştum. Çözülmedi. Çıktım. Rize'ye gittim. Çay mitingi yaptım. Trakya'da buğday mitingi yaptım. Emekli mitingi yaptım. Ben muhalefetten bir şey kaybetmedikten sonra buradaki görüşmenin kimseye bir zararı yok. Şimdi fakat geldiğimiz noktada, hani biraz önce söyledim, sizin partinizde de bir rahatsız kesim var. Siz %30 civarında diyorsunuz. Yok, daha az. Yani partideki değil, toplam seçmendeki rahatsız demeyelim de normalleşme girişimlerini destekliyor musunuz da %75-76 destekliyor. %25'in içinde fikrim yok. %10'u destekleme, %15'i de fikrim yok diyor. AK Parti'de de böyle bir tablo var. Evet, evet, tabii. Fakat geldiğimiz noktada şu son birkaç gündür sanki normalleşme bitti gibi bir hava esiyor. Size doğrudan şöyle sormak istiyorum. Normalleşme süreci bitti mi? Normalleşme süreci bitmez. Çünkü normalleşme bizim birinci parti olmanın sorumluluğuyla ortaya koyduğumuz, özgüvenli ve inandığımız bir süreç. Normalleşmenin özeti şudur. Normal demokrasilerde ne varsa onu talep etmektir. Bakın, talep etmektir ve muhalefet olarak bu konuda üstüne düşeni yapmaktır. Selamlaşmak, konuşmak, müzakere etmek ve normal demokrasilerde olanı talep etmek. Anayasaya tam uyum, kanunlara tam uyum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına tam uyum. Bunları talep etmek benim görevim. Ha bunu yapmıyorlarsa, kendileri normalleşmiyorsa bırakın onlar anormal kalsın. Vatandaş da normalle anormal arasında günü gelince tercihini yapar. Vatandaş örneğin şimdi Milliyetçi Hareket Partisi bu normalleşme sürecine başta kısa bir kredi verdi. Sonra var gücüyle yüklendi ve hatta kendini ortaya koydu. Ne dedi? Biz çekilelim. CHP ile AK Parti ittifak olsun. Ya benim böyle bir şey niyetim yok. Ben muhalefet partisiyim. Hatta dün Sayın Erdoğan'ın değerlendirmesi de o yöndeydi. Yani o kanaatini paylaşıyorum. İktidarla muhalefetin ittifak yapması diye bir şey demokrasilerde olacak bir şey değil. Müzakere edebilirler. Belli konularda işbirliği yapabilirler milli meselelerde. Ama benim görevim muhalefet, onun görevi iktidar. Ben işimi yapacağım, o işini yapacak. Sürecin sonunda millet bir daha karar verecek. Kim iktidar olsun, kim muhalefet olsun diye.
Ama o da seçimde olacak. O da seçimde olacak. Burada şimdi Sayın Özgür Özel, dün Doğan Tılıç'ı yaptığınız açıklama gerçekten geniş kesimlerde ilgiyle karşılandı ve manşet oldu. CHP lideri Özgür Özel bir güne konuştu. 1,5 yıl sonra seçim olur. Şimdi ilk başta yaptığınız açıklamalar vardı. Hani fırsatçı gibi gözükmek istemem. Seçimden birinci parti olarak çıktım. Tamam ama şimdi bir sonraki seçime partimi hazırlıyorum. Biz iktidar olmak istiyoruz. Ama hemen şimdi erken seçim diyecek durumda değilim diyordunuz. Fakat şimdi dün itibariyle yeni bir açıklama mı geldi? Yoksa bu aslında daha önceki yaptığınız açıklamanın derinleşmesi mi? Bunu bir anlatır mısınız? Erken seçim olur mu? Olursa ne zaman olur? Ben ilk katıldığım, daha doğrusu sizin misafirimiz olduğunuz genel merkezimizdeki ilk programınızda da ki benim ilk çıktığım yayındı, canlı yayındı seçimlerden sonra. Orada da çok net demiştim. Ben 31 Mart seçimlerinde seçmene bir şey söyledim. Dedim ki bu bir genel seçim değil, bu bir yerel seçim. Burada yerel yönetici seçeceksiniz. Bir de verdiğiniz oy iktidar açısından bir sarı kart olacak. Bu bir kırmızı kart değil. O yüzden AK Partililer, MHP'liler korkmadan, çekinmeden bize oy verin. İktidarı değiştirmek için değil, iktidarı uyarmak için oy verin. İktidarın değişeceği seçim bu seçim değil demiştim. Onlar da bize oy verdiler. İşte tablo böyle oldu Türkiye'de. Bu tablo olduğunun ertesi günü gördünüz mü bak ben birinci parti oldum hadi erken seçim desem üç şey çıkacak ortaya. Bir, hani sen söz vermiştin hani bu yerel seçimdi. Bak gördün mü biz oyu verdik bizim oyumuzla bize kafa tutuyor diyecek AK Partili seçmen. Birincisi bu. İkincisi bak bir fırsatçılık dur bakalım daha ya ülkenin ekonomik sorunları var şu var bu var seçimden yorulduk daha dün seçim vardı bugün yine seçim diyorsun. Erken seçimle ilgili bir de böyle bir mevzu var. Üçüncüsü de ya neyinden istiyorsun? Erken seçim için 360 rey gerekiyor oy gerekiyor parlamentoda bizde var 130. Bütün muhalefeti toplasam 340. 360'a varamadıktan yetmiyor. Sonra ya yetmiyor. Yani pardon MHP ile birlikte 340'ız. Hele hele AK Parti MHP bir arada olduğunda mümkün yok. AK Parti'nin evet demediği bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de hem teknik olarak mümkün değil hem seçimin ertesi günü olduğu için ben 31 Mart'ı aratsa ama her seferinde ilk günden beri şunu söylüyorum. Erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur diyorum. Evet. O günden beri bakıyoruz şimdi. Ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor MHP'nin desteğiyle. 10 bin lira en düşük emekli maaşına itiraz ediyoruz. Bırakın 10 bin lirayı asgari ücrete çıkarmayı, 17 bin lira yapmayı. En düşük emekli maaşını ellemeyeceğiz diyorlar. Yani Temmuz'dan sonra da dünya kadar emekli 10 bin lira almaya devam edecek. Asgari ücret 17 bin lira açlık sınırının altında kaldı. Zam vermeyeceğiz diyorlar. Geçen sene 4 kez vereceğiz diyorlardı. 2'yi bile kabul etmediler. Ocak'ta verdiğimiz zam yetsin diyorlar. Ama enflasyon ilk 6 ayda işte %28'i zorlayacak açıklanacak enflasyonla. Gıda fiyatlarında %40 erimiş asgari ücret. Vermiyor. Memleketi Rize'de çay üreticisi isyanda. Konya'da, Adana'da, Tekirdağ'da buğday üreticisi isyanda. Bütün Anadolu'da. Üzüm üreticisinin, fındık üreticisinin de korkusu bize de çok düşük taban fiyatlar verecek. Esnaf desen en berbat durumda olan onlar. Çünkü bu yoksul halkın hepsi birden veresiye yükleniyor. Markete gidip almıyor, mahallesinin bakkalına gidiyor. Borcunu ödemiyor, kredi kartları büyümüş. Esnaf eşinin dostunun kartıyla borcunu ödemeye çalışıyor. Bu şartlarda bir vurdum duymazlık var. Ve işin kötüsü vatandaşa haklısınız demek yerine Türkiye'de her şey normal, muhalefet anormal dediler. Öyle olunca da ben de dedim ki böyle giderse vatandaş yavaş yavaş hakikaten de seçimin ertesi günü erken seçim talebi %20 idi. Şimdi %50'lere geldi. Bu iş biraz daha yukarıya giderse erken seçim kaçınılmaz olur. Tarih olarak dediğimde de şunu söylüyorum. Hani 5 yıl var ya iki seçim arasında. Evet. Şimdi bunun tam ortası çok kritik bir yer. 2,5. yıl. Sayın Erdoğan eğer meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. Evet. 2,5. yılda şöyle bir noktaya geleceğiz. 2,5 yıl yaptı daha 2,5 yıl var. Biz gel seçimleri yenileyelim deriz.
gelip aday olursa 2,5 yıl o koyar, 2,5 yıl biz koyarız ortaya. Tam ortasının öyle bir manası var. Çok enteresan. He. Ve kendine güveniyorsa gelir bir kere daha yarışırız. Yok, güvenmiyorsa artık geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündü. 2,5 yıl, şimdi 1 yıl oldu. 1,5 yıl sonra. Tam ortasında 2,5 yılı var ama 2,5 yılı bitmiş. Gel aday ol, seçimleri yenilerim dediğimizde nasıl kaçacak? Ben gelmem, benim daha 2,5 yılım mı var diyecek. O zaman bir daha aday olamayacak. Ha, siz politik olarak bir matematik yapmışsınız. Ya benim gördüğüm bu. Yani bu sistemde son adaylık ancak meclisin desteğiyle oluyorsa, meclisteki destekte bize de ihtiyaç varsa ve böyle bir şey yapmak için şöyle de bir şey söyleyelim. Seçimleri yenilemeye AKP ve MHP'nin de tek başına gücü yetmiyor. Bizim yetmiyor ama onların da tek başına yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar, yapalım deriz 2,5. yılda seçimi. Ha, ama son 6 ayı bekler. Mesela bekler. Oradan sonra 2,5. yılda onu kendisine söyleriz. Deriz ki burada diyelim ki 6 ay içinde seçim yapmazsanız daha sonrasına biz yokuz deriz. Çünkü o zaman bu 5 yıllık süresini 4 yılını kullanmış olacak. Zaten süre bitmek üzereyken hadi erken seçim yapalım da ben adaylığı alayım kurtarayım derse onu 2,5 yıl kala teklif ederiz. Ondan sonra kabul etmeyiz. Ha, tamam. O zaman herkes hesabını yapacak. Kimin gücü ne? Şöyle de bir şey olmasın yani. İnteresan şimdi. Bak bunu ilk defa söylüyorsun. Evet tamam. Evet. Ben buradan itibaren şöyle de düşünülmesin ya. Efendim 4 yıl seçimsiz bir dönem, bunu tek başına söylemek de olmaz. Bunu hep beraber söylememizin de şartları ortadan kalktı. Yani sen emeklimi benim 10 bin lira maaşa mahkum et. Asgari ücrete zam verme. Ama sırası geldiğinde sen bugün yok dediğim parayı 666 milyar lira birkaç tane müteahhitin vergi borcunu sil. E benim tarafım belli, senin tarafın belli. Bir kere daha sormak istiyorum. Ben anladım aslında evet. Ama netleşsin diye. Şimdi çok net bir şey koymuşsunuz aslında ortaya. Yani Sayın Erdoğan derse ki ya ben bu 5 yılın 4 yılını kullanayım. Son 1 yıla doğru giderken de bir tarih vereyim. 6 ayda oradan kurtarayım. Zaten sürem neredeyse bitmek üzere. Erken değil. Kendisinin tabiri var ya, erken alınmış seçim. Öyle bir tabiri vardı onun. Böyle yaparsa buna geçit vermeyiz diyorsunuz. Yok, biz böyle gittikten sonra şartlar, biz bu kadar vatandaşın taleplerini dile getiriyorken, ittifak ortağı işte ona yüz çeviriyor diye hiçbir talebi duymazdan gelip de taleplerin hiçbirini duymayıp memleketi bu hale getirirse biz önümüzdeki yıl bugünlerde erken seçim talebini dillendiririz ve tam 2,5. yılda kendisine kaçamayacağı bir teklif sunarız. Kaçarsa millet görür neden kaçtığını. Şimdi manşet çıktı bence. Önemli. Yani çok net ifade etmiş oluyorsunuz. Şimdi Sayın Genel Başkan, siz görüştünüz ya, sizden sonra Adalet Bakanı'nı aradı, bir takım somut adımlar attı Sayın Erdoğan. Sonrasında da sizin kurmay takımınızla görüşmeye başladı. Kurmay takımınızdan Profesör Yalçın Karatepe, Ekonomi Bakanı, sizin gölge bakanınız Mehmet Şimşek de gitti. 4,5 saat ona böyle tabloları anlattı. Sonra size bir bilgi vermiş olmalı. Verdi mi? Tabii. Yalçın Karatepe. Tabii geldi. Ona ilişkin bir soru soracağım da efendim. Tabii. Şimdi bakın, Türkiye şöyle bir durumla karşı karşıya Sayın Özgür Özel. Şimdi hani diyorlar ya işte Çeşme'ye gidenler, Alaçatı'ya, Bodrum'a gidenler var. İşte uzun araç kuyrukları, lüks restoranlar. Kerim Rota bugün Oksijen'de diyor ki, Türkiye'de bir kesim var ki çok yüksek standartlarda yaşıyor. %20 demiş buna, İtalya gibi. Fakat geniş bir kesim de çok düşük standartlarda yaşıyor. Yine Yalçın Karatepe muhtemelen size bunun bilgisini vermiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi bakın, asgari ücrete zam yok dedi Sayın Bakan. Bugün Sözcü Gazetesi'nde Erdoğan Süser de şöyle diyor. Gariban işçiye reva görülmeyen zam Temmuz'da bakan maaşlarına yansıyacak. Bana bunu bir değerlendirmişsiniz efendim. Buradan yola çıkarak Yalçın Karatepe ile Mehmet Şimşek ne konuşmuş? Bir somut bir şey bekleyelim mi? Şöyle, somut bir şey maalesef beklemeyelim. Sayın Karatepe giderken zaten biz çok net olarak söyledik. Biz vatandaşın taleplerini, bizim bu konudaki önerilerimizi ve bu konuda bir makro çözüm önerisi götüreceğiz dedik. Şöyle hemen 4 tane talebi sıralayalım. Eğer bizi dinlerlerse asgari ücreti, en düşük emekli maaşını asgari ücret durumuna yükseltelim. Yani bugün için 17 bin lira. Asgari ücrete enflasyon zammı verelim. Yani bu 6 ayda enflasyonun erittiği %28'i en azından 17 bin liranın üstüne verelim.
ve asgari ücret en az 22.500, bence 25 bin lira olsun. Asgari ücreti 25 bin lira yapalım. 3. Çay taban fiyatı 25 lira olması gerekiyor. Buğday taban fiyatının 15 lira olması gerekiyor. Çiftçinin de aldığı desteklemenin gayri safi milli hasılanın %1'i olması gerekiyor. Bunu sağlayalım. Evet. 4. Büyük bir kredi kartı çıkması için de ülke. Kredi kartı faizlerini düşürelim. Faizden alınan %30 vergiyi sıfırlayalım. Tamam. Ve bir kereye mahsus, bilhassa esnafın kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Esnafın kredi kartı faizlerini silip ana parasını bölelim ki yeniden bir nefes alsınlar. Tamam. Bunlar için kaynağa ihtiyaç var. Bunun için de bir makro öneride bulunuyoruz. Diyoruz ki gelin Türkiye'nin vergi sistemini mecliste baştan aşağıya değiştirelim. Bugün Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor. Bu verginin 68 lirası dolaylı vergi. Yani fabrikatörle fabrika bekçisi elektriğe, suya, telefona, benzine, mazota, süte, çocuk bezine aynı vergiyi veriyor. %68. %21 herkesin aldığı maaşlardan kesilen gelir vergisi. %89 yapıyor. %11 Türkiye'de para kazanan herkesin ticaretten, sanayiden, üretimden, ihracattan, ithalattan ödediği vergi %11. 10 liranın 900 lirasını vatandaş ödüyor. 1 lirasını gerçekten vergi vermesi gerekenler ödüyor. Oysa ilk günden beri söylüyorum. Çok kazanandan çok alacağız. Az kazanandan az alacağız. Kazanmayandan vergi almayacağız. Şimdi bu işin tersine dönmesi lazım. Şimdi bugünlerde dolaylı vergileri düşüreceğiz demeye başladılar ama çok mahcup mahcup söylüyorlar. OECD ortalaması %30'larda, Türkiye'de %70. Hı hı. Bizim önerimiz bunun %20'nin altına çekilmesi, mümkünse %10'lara çekilmesi. Tam tersine dönmesi lazım. Sizin orada gösterdiğiniz piramit ve ters piramit meselesi, evet, var. Normalde o piramitlerin tersine olması lazım. Yani en tepedekilerin kazandığı paranın, yani Türkiye'nin en zengin %5'i neredeyse gelirin %50'sine sahip. Tam tersinin olması gerekiyor. Yani paranın büyük kısmının geniş yığınlarda, küçük kısmının bir azınlıkta olması gerekiyor. En tepedeki %20 İtalyanlar gibi, en destekliler Hindistan gibi yaşıyor diyor. İşte bizim itirazımız buna. Biz vergide adalet diyoruz, gelir paylaşımında adalet diyoruz. Aslında bize Sayın Mehmet Şimşek de bu öneriniz yanlış demeli. Dedikleri şu, bizim tercihimiz bu olamaz diyorlar. Yani tercümesi bu dediklerinin. Tamam. Onlar vergi sistemini böyle sürdürmek istiyorlar. Biz vergi sistemini tersine değiştirmek istiyoruz. Çok kazanan ödesin. Onlar diyor ki şirketler, muafiyetler, aflar, vergi kaçırmalar. Şirketler böyle az ödesin. Biz yine vatandaşın sırtından inmeyeceğiz. Bizim itirazımız bu. Mesela sizin kurmayınız ben Yalçın Karatepe. Bakın sizin sizin Erdoğan'la yaptığınız gibi bir şey yaptı. Bence demokratik kültür bakımından çok önemli bir şey yaptı Yalçın Karatepe. Gitmeden önce kamuoyunu bilgilendirdi. Evet. Bizim gündemimiz bu dedi. Gittikten sonra da basın toplantısı düzenledi. Onu da anlattı. Sonra ben onu aradığımda bakanın verdiği bilgileri söylemedi. Siz de öyle yapmıştınız, evet, ya. Evet, evet. Siz galiba böyle bir ilkesel karar almışsınız. Ya şöyle, ben çok genç yaşlarımdan itibaren Türk Eczacıları Birliği'nin genel sekreteriyken de, evet, müzakere, metot, yöntem ve kuralları diye çok temel bir eğitim aldık biz. O da şudur. Bir müzakerenin akamete uğramaması için tarafların birbirinin hukukuna saygılı olması lazım. Bir müzakerede ne talep ettiğinizi söyleyebilirsiniz. O sizin kitlenize karşı sorumluluğunuz. Karşı tarafın verdiği cevabı açıklamak onun işi. Yalçın Hoca da yapmadı onu. Evet. Fakat dedi ki siz kamuoyu üzerinde etkili bir insansınız. Ben size 2-3 örnek vereyim ama ekranlarda bunu söylemeyin dedi. Bakanın verdiği açıklamaları da söylemedi bana ama kendisini, ben dedi genel başkanıma bilgi verdim. Bazı firma isimleri verdi efendim, tamam mı? Hı hı. Dedi ki bu firma şu kadar iş yapıyor ama hiç vergi vermemiş. Evet. Holdingler, büyük büyük holdingler. Topladığınız zaman muazzam bir şeye ulaşıyor. Ayrıca yine bakanın verdiği bilgiyi söylemedi ama dedi ki yurt dışına götürülen paralar var Sayın Özgür Özel. Vergi cennetleri var. Offshore adalarına. Dedi ki bunlara vergi konması gerekiyordu. Aslında kanun çıkmış 2006'da. Diyor ki Yalçın Hoca 18 yıl geçmiş, Cumhurbaşkanı'nın bir kararnameyle bu adaları açıklaması lazım. Ne yapılması konusunda, vergi konusunda 18 yıldır vergilendirme yapılmamış. Yani diyor ki
Yani vatandaşa yeni ek vergi yükü getirmeye gerek yok. Asla silinenler, vergi ödemeyenler, yurt dışına götürülenler. Elbette aynen öyle. Bakın 2006 yılında çıkan kanun o zaman Bakanlar Kurulu'na yetki veriyordu. Görev veriyordu hatta. Şimdi o görev Cumhurbaşkanı'nda, yani yürütmede. O zaman da Başbakan Erdoğan'dı. Yani 2006'dan bugüne geçen 18 yıl boyunca resmi kanun şöyle. Vergi cennetlerinin listesi resmi gazetede yayınlanır. Bakanlar evet. Kurulu tarafından evet. Ve %30 vergi alınır. Bunu yapsa yani bu vergi cennetleri 30-40 tane, bunların isimlerini yazacaklar. Dün gece 12'de yayınlansaydı bu sabah o vergi cennetlerindeki hesaplardan Türkiye'ye para geldiğinde %30 cebimize para gidecekti. Zaten onlar oraya vergi cenneti diye kaçıyorlar. Bütün ülkeler buna karşı böyle bir tedbir almış. Sen vergi almayan yere gidersen gelişinde ya da gidişinde ben bu paradan payımı alırım diyor devlet. Çünkü vergi cennetine giden para bu ülkede kazanılmış para. Benim onu vergilendirmem lazım. Gitti mi elden gidiyor. Gelsin vergi işte gelsin oraya. Gelsin vergi bitti. Ve bir şey söyleyeceğim. Yani inanılmaz bir şey İsmail Bey. Öyle büyük firmalar, o firmanın çalışan elemanı vergi ödüyor, firmanın patronu vergi ödemiyor. Ya böyle bir şey olmaz ki. Yani bunun neresi adalet? O yüzden gerçekten çok büyük kaynak var. Şimdi dün CNN Türk'te de Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Tabi bundan geri de adım atmışlar. Evet. Doğrusu kirada %20 stopaj yok diyor. İşte mesela garsonlarla ilgili bir düzenleme vardı. Geri adım yurt dışı attılar. Harcı konusunda bir makuliyet dediler şimdi geri adım atıyorlar. Yani 3000 lira olacak deniyordu. Şimdi bir geri adım var. Daha makul bir şeye çekeceğiz diyorlar. Bu şimdi geliyor ama yine değil mi? Geliyor. Ya ağda iğneden ipliğe vergi yapacak bir paket geliyor ve maalesef bu paketin ödeyeni yani kimin sırtına binecek derseniz yine yoksulun sırtına binecek. İşçinin, emeklinin, esnafın, çalışanın sırtına binecek. Yani verginin alınması gerek. Şunu açıklasalar, vergi cennetlerini ilan edeceğiz deseler iş bitecek. Beklediklerinin evet. 50 katı para gelecek. Evet. Ama para kimden gelecek? Kayırdıklarından gelecek. Onları kayırmak istemiyorlar. Şimdi ben eski polemiklere bir daha döneyim gireyim demiyorum ama şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklayıp da yok giden para, gelen para diyerek Manadaları meselesini konuştum. Manadaları vergi cennetinin daniskasıdır. Ve bu Manadaların da kimlerin kimlerin hesabı var. Vallahi Cumhuriyet Halk Partililerin yok. Sayın Özgür Özel bu konuya devam edeceğim ama bizim mesai arkadaşlarımızdan arkadaşımız İsmail Saymaz'ın bir iddiası vardı dün. Kulağınıza geldi mi diye sadece aklıma bir anda sizi dinlerken geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir takım rahatsızlıklar geçiriyormuş. Yani sağlık anlamında demiyorum. Anladım. Ve dün Antalya milletvekiliyle kampta yaşadığı polemikten bahsediyor. Evet, evet. Bu ve benzeri tartışmalardan sonra Cumhurbaşkanı istifasını sunduğu ama henüz kabul edilmedi. Bu duydunuz mu bir şeker? Ya ben biz bunu duyuyoruz. Yani bu şeyde okumuştum. Kampla ilgili perde arkası. Sanki haberler, Nuray Babacan'dı ama çok emin değilim. Nuray Hanım çok doğru kulis haberleri yazar hep. Evet, evet. Ondan sonra kampta şey olduğunu söylemişlerdi. Antalya milletvekili Tuğba Hanım'ın göz doktorudur kendisi de. Kendisini sert eleştirdiğini Antalya'daki bir sağlık sorunuyla ilgili. Onun da ya biz onu denetliyorduk sen engel olmadın mı deyip kardeşinin de özel hastanesi falan varmış. Denetimleri sen durdurdun. Aralarında sert bir polemik yaşandığını okumuştuk. Öyle bir rahatsızlık olduğunu duymuştuk. Olabilir ama yani kesin bir bilgi yok. Tamam. Şimdi sosyal medyaya bir gidelim. Siz bizim formatımızı da biliyorsunuz. Ben siz geliyorsunuz diye hazırlanırken böyle bazı sosyal medya mesajları seçtim. Bunları kısa kısa bir yorumlarsanız sevinirim. Bazıları zaten üzerinde durduğumuz konular onları geçebiliriz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ben Özgür Özel olarak erken seçim istiyorum. 2,5 yıl sonra erken seçim olur. Halk isterse erken seçim olur. Talep artıyor dedi. Bu çok konuşuldu. Dün zaten bunu biraz önce açıkladınız. Bir sonraki manşeti rica edeceğim arkadaşlarımdan. Şimdi sığınmacı sorunu. Efendim bunu önemsiyorum. Evet. Yeni bir durum. Ve mesela sizin partinizin belediye başkanları da bu konuyu çok gündeme getirmeye başladı. Mesela en son Ekrem İmamoğlu da çok önemli. Ben geçen hafta kendisini tesadüfen Almanya'da da gördüm. Alman muhataplarına da hep bunu söyledi. Yani Türkiye'ye dedi haksızlık yapıyorsunuz. Türkiye'yi böyle göçmen deposu gibi görüyorsunuz. Verelim 2 milyar euro. Gerçekten önemli bir konu. Ve bu siyaseten sahipsiz bırakılmış gibi. Siz bu topa da girdiğinize göre bunu açıklamanızı rica edeceğim.
Biz Türkiye'de sığınmacıların kalmasını de facto, yani fiili bir durumun kalıcılaşmasını istemiyoruz. Esad'la görüşmek dahil tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Birkaç ay içinde çok aktif bir tutum alacağız. Sığınmacı sorunu çözülmek zorunda. Gerçekten böyle çok ciddi bir sorunumuz var. Bunu nasıl çözeceğiz? İki gün önce Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki temsilcisi Büyükelçi Landrut ayrılıyordu. Bugün gidiyor Türkiye'den. Onunla da bir özel yemekte bir araya geldik. Ben onu bütün Avrupa Birliği Büyükelçileriyle birlikte Sayın Landrut'u bir ay önce yemeğe almıştım. Orada konuştuk. O da gitmeden önce bize bir yemek davetinde bulundu. Birlikte oturduk. Özel bir yemekte sohbet ettik. Orada da söyledim. Avrupa Birliği'nin bütün büyükelçilerine büyük toplantıda da söyledim. Tek tek geldiklerinde de söylüyorum. Sizin yanınızda, sizin açınızdan istikrarlı bir Türkiye sığınmacı deposu olarak durması gerçek istikrar değildir. Sizin yanı başınızda hem demokratik hem istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bunun olabilmesi için de sığınmacı sorununun tamamen çözülmüş olması lazım. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olması lazım. Siz bizi sığınmacı kampı gibi görüyorsunuz sınır ötesinde. O yüzden elimizi hep birlikte taşın altına sokacağız. İlk önce Suriye'deki sorun çözülecek. Bu sorunun 4 tane tarafı var. Türkiye, Suriye, Rusya, Amerika. Tamam. Ama bütün Avrupa isterse bu sorunlar çözülür. Bütün dünya isterse zaten çözülür. Bizim yapacağımız iş şu. Bir, ben burada inisiyatif almaya hazırım. Suriye ile Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ilk görüşmeye gideceğim, ben yapacağım. Esad'la. Ben bunun zeminini araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var. Günü geldiğinde açıklayacağız. Bir dakika. Ama temas kurdunuz mu? Ya zemin arayışı için çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz üzerinde. Üzerinde çalışıyoruz. Gidip Sayın Esad'la görüşüp Türkiye ile bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip bu konuda kolaylaştırıcılık mı dersiniz, arabuluculuk mu dersiniz, ana muhalefet sorumluluğu mu dersiniz, bunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek. Masaya oturulduğunda tabii şu anda şöyle zorluklarımız var. Esad'ın Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı ile ilgili ön şartları var. O da meseleyi Türkiye açısından müzakere edilemez bir zemine çekiyor. Bunu da görmek lazım yani. Niye oturmuyorsun derken hani bunu da hatırlatayım. Peki. Yoksa Erdoğan dünya kadar laf etti ama Esad'la yakında görüşebiliriz diyecek noktaya da geldi. Çünkü bu sorun artık Türkiye'nin taşıyamayacağı bir noktada. Sisi'yle de işte görüşüldü. Yani siyasette böyle bir şey olmaz. Esad'la oturulacak, görüşecek. Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının Suriye'ye dönmesi için şartlar neyse konuşulacak. Elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad'ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Türkiye'nin mutlaka bu konuda belli garantörlükleri ortaya koyması gerekebilir. Belki bir takım teşvikler ortaya koyabiliriz. Yani örneğin Türkiye'de doğmuş 1 milyon Suriyeli çocuk var. Bu çocuklar için okul zamanlarında ya da ileriki yaşlarında tatile gelmek istediklerinde bir vize kolaylığı, bir takım jestler yapılabilir. Onları ömürleri boyunca Türkiye'de doğdukları için diğer işte Suriye vatandaşlarından ayıracak ufak jestler düşünülebilir. Bakın bunlar önemli. Yani istediğinde Türkiye'ye girişinde mesela vize kolaylığı olur. Vize koymama, vizesiz giriş koyarsınız. 10 milyon kişi gidecek. Türkiye'de doğmuş 1 milyon Suriyeli çocuk için bir takım jestler düşünülebilir. Bunları çalışıyoruz. Bunları çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Dünyada da bazı örnekleri var. Geçmiş süreçlerde hani ayrılan ülkeler. Bu kadar Sayın Özgürüz'e bakın. Ülkemin geleceği konusunda bundan daha önemli bir konu yok. Bakın bunu bir çözün ne olur. Yani görüşün. Bakın bu büyük bir sorun haline geldi artık. Bakın Türkiye'de. Ben belki de hani Erdoğan'la bir gittik görüştük. O iadeyi ziyarete geldi. Şimdi yeni bir görüşme şu anda planlanacak bir gündem yok. Çünkü biz talepleri söyledik. Sayın Erdoğan bu taleplerden bazılarını çözdü. Bazılarına olumlu yanıt verdi. Bazıları şu anda bizim de takip ettiğimiz bir süreçte. Ama yarın öbür gün bu Esad meselesinde bir mesafe alırsak ben Sayın Erdoğan'dan randevu da alırım. Gerekirse Esad'la Erdoğan görüşmesine aracılık da yaparım. Çok güzel. Yani ne gerekiyorsa yaparım. Yeter ki şu olsun. Masaya oturalım. Prensibimiz şu. Suriye'de, Türkiye'deki Suriyeli vatandaşların memleketlerine dönmesi meselesini çözeceğiz. Bu işe para lazımsa ben o parayı Avrupa Birliği'nden bulacağım. Ben o parayı bulacağım. Avrupa Birliği'nde bu irade var. Onlar parasında değil işin. Onların korkusu o sığınmacılar kendilerine gelmesin.
Türkiye Avrupa'nın sınırı. Her sınırı geçen Avrupa'da. Bunun yerine bunların hepsinin memleketlerine dönmesi Avrupa için de en büyük güvence. O para bulunur. Bu sorun çözülür. İnadı bırakacağız. Esad'la el sıkışacağız. Esad'la da normalleşeceğiz. Türkiye Suriye ilişkilerini normalleştireceğiz. Ve döneceğiz. Bu sığınmacıların gitmesi için ev mi lazım ev, okul mu lazım okul. Ya gerekirse Türkiye'deki bütün vakıf üniversiteleri birer tane okul, birer tane kampüs yapar, yapsın Suriye. Tabii. Herkes yapar. Türkiye'deki bütün şirketlere diyelim ki Suriye'de bir mahalleyi baştan aşağı yönlendirmek senin için. Herkes yapar bunu. Ve buradaki bu sorunlu sığınmacılar gittikten sonra efendim diyorlar ki bazı sektörlerde Suriyeliler giderse işler aksar. Şu işleri yapacak. O zaman nasıl Almanya'ya Türkiye'den işçiler gitmişti? Kayıtlı, yeri belli, yurdu belli bilmem ne. Belli sayıda işçi lazımsa gelsin. O başka bir şey. Tabii. Ama böyle milyonlarca, 10 milyon kişinin bu ülke sürdürülebilir değil yani. Değil. 20 yıl sonra ne olacak? Nüfusun yarısı Suriyeli mi olacak? Ben sosyal demokrat birisi olarak sığınmacılara karşı gayri insani davranışları, söylemleri hiç doğru bulmam. Ama ben sığınmacı sorununun çözülmeden bekletilmesini de istiyorum. Çok bu Türkiye'nin en önemli meselesi. Çok teşekkür ediyorum. Hem de hazırlıklı olduğunuzu öğrendiğim için de çok memnunum. Bakın hem önerileri çalışıyoruz. Böyle dünya kadar dış politika uzmanıyla çalışıyoruz. Ekonomisten çalışıyoruz. Milli savunma. Mesela bizim dış politika danışma kurulumuzla milli savunma politikaları danışma kurulumuz var. Birinde çok asker var ağırlıklı olarak. Birinde de diplomatlar var. Büyükelçiler var. Ortak özel gündemli bir toplantımız var önümüzdeki günlerde. Sırf bu meseleyi nasıl yapacağız diye. Hele bir Esad'la görüşme noktasında o işi, Erdoğan'la görüşmede Esad'ın o bir takım ön şartları var. Aslında mesele çözülmez değil. Şöyle bir ipucu vereyim. Sığınmacılar gitti. Oradaki sorunlar çözüldü. Para bulundu. Yatırımlar yapıldı. Ve bu sorun bitti. Zaten o zaman orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalmasıyla ilgili ihtiyaç da ortadan kalkar. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmış, Suriye ordusu kendi sınırlarına hakim olmuş olursa. Tabii bizim açımızdan orada bir devletçik oluşmasın. Tabii. Ulusal sınırımız açısından. Bakın biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne, Suriye'nin egemenlik haklarına saygılı olmalıyız. Suriye'deki devlet dışı unsurları muhatap almamalıyız. Tamam, anlaşıldı. Bunu yapsak iş bitti zaten. Şimdi bir sosyal medya mesajı daha gelsin. Bu iş nereye giden? Bu arada efendim reklamlarda da bakacağım şu anda. Çünkü çok dikkatle dinlemek için Sayın Özgür Özel'i. Mesajlara çok bakamıyorum ama reklam arasında bakacağım. Bana gönderin. Sormamı istediğiniz ne soru olursa gönderin lütfen. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikası kurulu. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizi oranı değiştirmedi ve %50'de tuttu. Yani beklenen bu ama o kadar geç kaldılar ki faiz arttırmada. Bütün dünya pandemiden çıkınca enflasyon sorunuyla karşı karşıyaydı. Enflasyonun biraz üstünde faiz verdiğinizde parayı tutuyorsunuz ve başka bir şeye gitmiyor. Bizimkiler faiz sonuç değil sebeptir deyip faizi yükselteceğine düşürdüler. Dolar fırladı. Doları tutmak için kur korumalı mevduat getirdiler. Bu sefer de enflasyon patladı. Yani kur korumalı mevduattan dolayı değil. Doları tutmak için kur korumalı mevduat getirdiler. Çok paramız gitti o işe. 1.2 trilyon hepimizin cebinden gitti. Ayrıca para, faiz yok, dolar sabit. Nereye gidecek? Diğer emtiaya yöneldi ve fiyatlar arttı. Tamam. Bir sonraki manşet lütfen. Şimdi vergi konusu, yıllık ortalama dolar kurunu esas alarak yaptığım hesaplamalara göre diyor vergi uzmanı Ozan Bingöl. Geçen hafta da burada yayınımıza katılmıştı. 2019'da kişi başına 1430 dolar vergi öderken 2023'te kişi başına 2222 dolar vergi ödemişiz. Şimdi yani vatandaşın üstündeki vergi yükü zaten hayli ağır değil mi Sayın Özgür? Dolar bazında bile %50 artmış. Ya. Ağır tabii yani bakın bugün vatandaşın yaşayamaz hale gelmesinin sebebi hem satın alma gücünün çok düşük olması hem de sırtındaki inanılmaz vergi yükü görülmemesinin sebebi şu. Vatandaşın aldığı ürün neyse o ürünün türüne göre hele hele alkollü içki hani gariban vatandaşın artık onu alacak hali de kalmadı ama alkollü içki ve sigarada ödediği paranın büyük kısmı vergi. Yani bu dolaylı vergilerden vazgeçilse kimi ürünlerin fiyatları şimdikinin dörtte biri fiyatına kadar gerilecek. İnanılmaz derecede ağır bir vergi yükü var ve vergi yükünü kaldırdığınızda vatandaş rahatlayacak. Devlet vergiyi aldığı yerin kararını değiştirse
çok kazanandan vergiyi çok almaya, az kazananın sırtından inmeye karar verse herkes rahat bir nefes alacak. Şimdi efendim çok soru geliyor. Bakın böyle yağmur gibi sorular geliyor. Bak okunmayı bekliyor bunlar. Binlerce. Şimdi yönetmenim de beni uyarıyor. Bir reklam molasına gidelim. Sizler de CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e sormamı istediğiniz soruları bize gönderin. İsmail Küçükkaya ile yeni bir sabahta Halk TV'de konuşalım. Bir kez daha günaydın ve yeniden hoş geldiniz. 28 Haziran 2024 Cuma sabahında Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel var. Ana Muhalefet Partisi'nin lideri ve en son yapılan yerel seçimlerin galibi. Çok soru geldi. Bazı soruları kendisine yönelttim direkt. Selamlarınızı ilettim bazılarınızın ama binlerce soru. Fakat ben eleme yaptım. Her bir soruyu saat 11'e kadar sorma imkanı bulacağım. Efendim öncelikle tekrar şu Doğan Tılıçlı röportaja bir dönmek istiyorum. Burada öğreniyoruz ki hani tematik mitingler yapıyorsunuz. İşte çiftçi mitingi, öğretmen mitingi bunlara da devam edeceğini söylüyorsunuz. Üç büyük sendikanın başkanını bizzat aradım. Ve geçinemiyoruz mitingine davet ettim diyorsunuz. Bunu bir anlatır mısınız? Kimleri aradınız, kimler geliyor? Tabii DİSK'in, Hak İş'in ve Türk İş'in bu üç büyük konfederasyon sayın genel başkanlarını aradım. Arzu Hanım'dan başlayarak. Ve sayın genel başkanlarla konuştum. Onlara bu mitingin niçin zaruret olduğunu anlattım. Kendileri de bizim bu noktadaki değerlendirmelerimize katkı sağladılar. Çünkü konu asgari ücretin arttırılmaması. Bunu konfederasyon başkanlarının zaten kabullenmesi mümkün değil. Buna karşı tepki göstermek gerektiğini, bunu Kocaeli'de, Gebze'de bir emek kentinde yapmak istediğimizi söyledim. Davet ettim. Ayrıca şunu da söyledim. Bir heyetimiz var. İşte Ensar Aytekin'den, Veli Ağbaba'dan, İstanbul İl Başkanımız Özgür Başkan'dan ve yine konunun ilgilisi milletvekillerimizden oluşan. Onlar da Kocaeli'de, Bursa'da, İstanbul'da, hatta Balıkesir'de ziyaretlerde bulunuyorlar ve komşu illeri de davet ediyoruz. Sayın başkanlar da bunu bölgelerindeki başkanlarına ileteceklerini, hak aramak için böyle bir mitingin önemli olduğunu, asgari ücretlinin enflasyon zammı almadan geçinemeyeceği konusundaki düşüncelerimizi paylaştıklarını ifade ettiler, sağ olsunlar. Ve bu pazar günü Gebze'de bütün vatandaşlarımızı büyük emek mitingine davet ediyoruz. Ve bu sadece emek mitingidir, emekçi mitingidir ama aynı zamanda emekli mitingidir. Aynı zamanda 2000 lira üniversite harcıyla geçinemeyen öğrencinin mitingidir. Çünkü mitingin ana sloganı, ana vurgusu geçinemiyoruz. Geçinemeyenleri oraya bekliyoruz biz. Bu çiftçi de olsa, bir markette çalışan veya bir kobide çalışan, fabrikada çalışan emekçi de olsa, esnafın kendisi de olsa, öğrenci de olsa, geçinemeyen kim varsa sesini duyurmaya gidiyoruz. Geçmiş dönemlerde hep şöyle şeyler oluyordu. Ya işte tamam, Cumhuriyet Halk Partisi iyi söylüyor, doğru söylüyor. Sorun bu ama... Ya ne yapıyorsunuz? Tweet mi atıyorsunuz? Biz de tweet atıyoruz diyordu. Elbette mecliste bir mücadele veriyorduk. Bunları her yerde ifade ediyorduk. Ama sorunun gerçek sahibiyle kol kola, omuz omuza meydanlara iniyoruz. Bunun iki yönden önemi var. Bir, bu sesi duyurmak açısından. Biz Rize'den çay üreticisinin sesini duyurduk. Tekirdağ'dan buğday üreticisinin sesini duyurduk. Atanmayan öğretmenlerin sesini İstanbul'dan duyurduk. Emeklinin sesini Ankara'dan duyurduk. Geçen hafta kayısı üreticisinin sorunlarını Malatya'dan duyurduk. Daha nereye gitsek mitingler yapıyoruz. Şimdi bu geçinemeyenlerin sesini duyuracağız. İşin bu tarafı önemli. İkinci önemli kazanım da meydanları ve sokakları yeniden geri kazanıyoruz. 23 yıllık iktidarın sonunda her hak arayanı terörize ede ede, efendim işte bunlar darbeye kalkışıyorlar, efendim sürekli bir bahane bulup yasaklayarak, yani 3 konfederasyonun başkanı ya da herhangi bir konfederasyonun yönetimi Ankara'ya gelip de meclisin kapısının önünde 3 kişi basın açıklaması yapacaklar, ona bile gaz sıktılar günü geldi. Yani bugün yeniden bu pazar günü emekçilerle birlikte, işte bundan 15 gün 20 gün 1 ay önce emeklilerle birlikte, çiftçilerle birlikte biz meydanları geri alıyoruz. Hak arama mücadelesini olması gereken en meşru mecraya yeniden taşıyoruz. Yoksa sadece sosyal medyada, sadece mecliste, sadece basın toplantısında bu iş olmaz. Peki. Şimdi sosyal medyada bir dış politika ile ilgili bir fotoğraf vardı arkadaşlar. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel.
buradan bir yere varmak istiyorum sözü. CHP Genel Merkezi erken seçim çalışmalarını başlattı. Genel seçimler için ilk olarak yurt dışı seçmen çalıştayı düzenlenecek ve çalıştaya Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu birlikte katılacak. Geçen hafta ben Ekrem İmamoğlu'nu da gördüm Almanya'da. O da bir taraftan çalışıyor. Siz de bir taraftan çalışıyorsunuz. Şimdi efendim ben siz Sayın Erdoğan'la görüştünüz ya, sizi aradım. Siz bana çok az bir çerçevede bir açıklama yaptınız. Hani o müzakere kültürüne uygun. Ötesine geçmediniz ama. Sonra ben AK Parti cenahına baktım. Dedim ki Sayın Erdoğan ne izlenim edindi Sayın Özgür Özel'le ilgili diye. Şu iki tutumunuzun belirleyici olduğunu söylüyorlar. Bir 15 Temmuz'daki tutumunuz Erdoğan'ı etkilemiş. 15 Temmuz'daki o sizin bir duruşunuz. Bir de o görüşmede dediniz ya Sayın Özgür Özel. Yurt dışında ben güçlüyüm şimdi. Özellikle Avrupa'da benim Tabii. siyasi akrabalarım var. Bütün dünyada sosyal demokratlar konusunda hani bir takım toplantılar yapılıyor, onlara gidiyorsunuz. Erdoğan'a bunu söylediniz. Bu da onu çok etkilemiş. Ben ülkemin çıkarları söz konusuysa ya bu gücü kullanırım demişsiniz. Biz Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz. Yurt dışına çıkınca Türkiye'nin partisiyiz dedim. Ve benim yurt dışında örneğin Alman başbakanı benim siyasi akrabam SPD'den. İspanyol başbakanı Pedro Sanchez'ki şimdi Filistin'i tanıdı. Ben onun yardımcısıyım Sosyalist Enternasyonel'de. Dünyada 24 tane sol sosyal demokrat lider ülkesinde iktidar. Çok önemli ülkelerde iktidarlar. İşte Brezilya ile Lula ile arada Sayın Erdoğan'da bir teması var. Çok önemli liderler ülkelerinde iktidar. Ve ben Türkiye'nin hepimizin ortak çıkarları noktasında Türkiye'nin hakkını, menfaatini korumak için üzerime ne düşüyorsa yaparım. İlk başta bir kere en ortak mütabakatımız bizim Filistin. Filistin konusunda işte 119 ülke liderine mektup yazdık. Ben Pedro Sanchez'in mektup yazdım. Yüz yüze iki kere konuştum. Defalarca Twitter'dan, sosyal medyadan yüreklendirdim. İnanıyoruz yapacağınıza diye. Ve Filistin'i tanıması bence çok çok önemli, çok cesur bir adım oldu. İspanya gibi bir ülkenin ve arkası geliyor. Şimdi böyle bir durumda Kuzey Kıbrıs var. O da bizim milli davamız. Tabii. Şimdi gideceksiniz. Tabii ben... Barış Harekatı'nda. Tabii ben geçen kurultayda seçildikten hemen 10 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 40. yılındaki törenlere katılmıştım. Ve ilk yurt dışı ziyaretimi oraya yapmıştım. Zaten Türkiye'de devlet geleneğidir. Evet. Bir seçimi kazandıysanız ilk ziyaret Kıbrıs'a yapılır. O ilk ziyareti Kıbrıs'a yapmıştık. Ve bu Temmuz içinde 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı. Bizim partimizin 3. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başbakanlığında onun kabinesinin aldığı kararla Kıbrıs Barış Harekatı yapıldı. Hatta şunu da söyleyeyim. O kabineden 3 kişi hayatta. Bunlardan bir tanesi... Önder Sağ var. Önder Sağ var. Erol Çevikçe var. Bir de o zaman Erbakan'ın başbakan yardımcısı olduğu kabinedeki MSP'li Abdülkerim Bey var. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı. Pardon, Ticaret Bakanı. Ama kendisi 98 yaşında. Ben Sayın Erol Çevikçi'ye ulaştım. Bir takım sağlık sorunlarından zorlayacağım ama yürüyemiyorum dedi. Kuzey Kıbrıs'a mı Kuzey Kıbrıs'a götürüyoruz. Önder Bey geliyor. Önder Sav geliyor. Önder Sav kesin geliyor. Bir büyük aksilik olmazsa. Erol Bey'in de kalbi çarpıyor. Geliyor ama diyor ki birkaç adım zor atıyorum. Dizleriyle ilgili bir sorun varmış ama sağlık sorunlarım hallolursa gelirim, yoksa benim yerime Önder Bey gelir dedi. Cumhurbaşkanı da açıklama yapmıştı sizinle beraber. Evet yani şöyle, biz 18'inden gidiyoruz. Hı. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde 20'sinde uçakla gidecek. Biz 18'inde Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak gidiyoruz. 174 Kıbrıs gazisiyle birlikte gidiyoruz. Ha. 1974'ü çok istedik ama ne otel ne uçak olmadı. Evet. O zaman ne yapalım? 74 yapalım. O da az olur dedi ki, hiç olmazsa 174 kişiyle birlikte yanımızda o kabinenin bakanı Önder Sav olduğu halde ümit ediyorum yani önceki dönem genel başkanlarımızı arayacağım. Önceki dönem genel başkanlarımızla birlikte gideceğiz ve bence orada çok güzel bir 50. yıl yaşayacağız. Gerçekten Kıbrıs'ta Ecevit'in, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemi çok büyük. Ben Kıbrıs gazileriyle ilgili çok ayrı bir diyaloğum var benim. Her mecrada onların sorunlarını dile getirmişimdir. Askerliğim benim de denizci yapmıştım. Lojistikteydim. O yüzden çıkartma gemilerini çok iyi biliyorum. Çıkartma gemileri nereye kapak atacak, askeri nereye indirecek, bu lojistik şubecilerin işidir. Ay ben bir gün
Burada size özel bir yayın yapsak aslında. Ama politik dışı. Askerlik, askerlik anılarını dinlesek. Acayip askerlik anıları. Bir gün öyle bir şey yapsak bir cuma günü. Size bir şey anlatayım mı? Lütfen. Bu Kıbrıs Barış Harekatı'nın anısına. Lütfen. Askerde öğrendiğim, bazen anlatırken sesim titriyor. Öyle bir şey var. Şimdi ben eczacı hastemenim. Samsun'da dönem ikincisi oldum. 550 kişiden istediğin yerde askerlik yap dediler. Ben de İzmir aşığıyım. Ortaokul, lise, evet, üniversite. Ege Deniz Bölge Komutanlığı'nı seçtim, gittim. Lojistik Şube Müdürü emrinde aslında reçete kontrolü yapacağım ama yarım günde o iş bitiyor. Askerde adam boş oturturlar mı? Lojistik Şube'nin her işine bakıyorsun. Dediler ki bizim önemli işlerimizden bir tanesi çıkartma gemilerimiz bazı sahillere kapak atacak. Oradan içeriye asker mühimmat yüklenecek ve gidecek. Oraları geziyoruz. Halen daha orası kapak atmaya müsait mi diye. Bir tane çıkartma gemisi var. Onu yanaştırtıp kapak atıyoruz. Komutanlarımızdan bir tanesi dedi ki bak dedi bu çıkartma gemisinde dedi olmayan bir şey var dedi. Nedir dedim. Bu çıkartma gemisinin böyle burası iniyor arkası. Bu kaptanın işte çarkçıbaşının bütün teknik personelin ve gemi komutanının bulunduğu yukarıki yere giderken dedi ki bunun arka tarafında dünyadaki bütün çıkartma gemisinde böyle bir karış kalınlığında koca bir çelik olur, demir olur. Bir tek bizimkinde yok dedi. Ne demek istiyorsunuz komutanım dedim. Çıkartma gemisi dedi çıkacağı yere giderken dedi bütün dünyada dedi asker geriye yaslanır dedi. Birbirini ezerler korkudan dedi. Çünkü dedi ilk çıkanlar ölür dedi. İlk ateş açılıyor ya. Bütün asker geriye yaslanır ve burayı yıkar dedi. Bu yüzden dedi çok çıkartma gemisi dedi. Burası yıkıldığı için askerin tazikiyle hep buraya demirden destek yaparlar. Bir tek bizde yok. Niye dedim? Bizim asker ileriye yaslanır. İyi, vay be. Müthiş. Bizimkiler dedi birbirini ileriye doğru. Müthiş. Ben çıkayım, ben şehit olayım diye gider dedi. Şimdi bu Kıbrıs gazilerinin haklarını vermiyorlar, çıldırırız. Adamın yanındaki şehit olmuş, kendisi de olmak için onunla yarışmış. O ondan önce çıkmış. İlk kurşunu başkası yemiş. Değerli izleyenler, size söz olsun. Bir gün anlattırayım. Ya öyle komutanları da var ki kız istemeye göndermiyorlar. Kız istemeye. Yok. Kendi kına geceme yollamadır. Kendi kına gecesine gidemiyor. Ama şimdi askerlik anlamına şimdi girersek çıkamayız. Bir de Bosna. Şimdi Bosna Hersek'te bizim yine kalbimizdedir. Evet. Bosna'ya da bir seyahatiniz var. Hem oraya da üçüncü seyahatimi de oraya yapmıştım. Şimdi de yine Srebrenica katliamının yıl dönümünde 11 Temmuz'da orada olacağız. Aliye İzzet Begoviç'in yine kabri başına da gideceğiz. Önemli olan bir mesele var orada. Aliye İzzet Begoviç diyor ki unutulan katliam tekrarlanır. O yüzden unutturmamak lazım diyor. O dönemde Saraybosna'nın, Bosna Hersek'in sesini duymayanlar bugün günah çıkarıyorlar ama bugün de Filistin'in sesini duymuyorlar. Bugün Srebrenica'ya gitmek, o katliamı hatırlatmak ve Avrupa'ya o günlerde buraya sustunuz, bugünlerde Filistin'e susuyorsunuz demenin çok önemli olduğunu düşünüyorum, oradayız. Şimdi bir de aklıma şöyle bir cümle geldi. Hani dediniz ya unutturulan soykırımlar tekrarlanır. Unutturulan deprem gibi doğal afetler, tabii, de tekrarlanır. Zaten deprem tekrarlanacak. Sorumluluğunu unutursan yine ağlarsın. Ben bu program için benim fikri takibe ne kadar önem verdiğini biliyorsun. Dün İlhami Özcan'la da aradım. Dedim ki Sayın Genel Başkan söz vermişti. Görüyorum Nurgül Hanım'la da konuştum. Adıyaman, Kahraman, Maraş, Malatya depremzedelerle de görüşmeleriniz devam ediyor. Evet. Şimdi orada sembol davalar var. Apartmanların ismiyle anılıyor. Efendim kolonları kesmişler. Kesenler belli. İddianame ortada yok. Efendim tadilat yapmışlar. Yapılan tadilatın son derece sorunlu olduğu ortada. Halen daha işte bilirkişi raporu bekleniyor. 16 aydır o gelmemiş. Ben bunları üçer üçer her grup toplantısında anlatıyorum. Geçen grup toplantısında anlattığım apartmanlardan bir tanesinde iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporu geldi ve sorumlular tutuklandılar. Bundan dolayı aileler çok mutlu oldular. Adalet arayışlarında önemli bir adım atıldı, kazanım elde edildi diye. Bu hafta da üçünü söyledik. Her hafta aileler geliyorlar. Biz de onların sorunlarını dile getiriyoruz. Bu arada Hatay'da tabii inanılmaz derecede hem rezerv alanla ilgili hem de deprem sonrası çok önemli sorunlar var. Bütün deprem bölgesinde var ama Hatay'da bilhassa çok ciddi sıkıntılar var. Geçen hafta Malatya'daydım, orada çok ciddi sıkıntılar var. Yaz boyunca önemli faaliyetlerimizden bir tanesi de
deprem bölgesinin sıkıntılarını tekrar hatırlatmak olacak. Malatya'ya gittiğimde gördüğüm tablo şu. Türkiye ortalaması %12. Söz verilen 100 evin 12'si yapılmış, 88'i sokakta. Malatya'daki ortalama da 7. %93'ü çadırda ve konteynerda. İnanılmaz sıkıntılar var. Yazın ortası, sıcak, susuzluk. Artık insanlar cinnet getirecekler ve ya oy isterken dediler ki oyu verin bir sene içinde evinize geçin. 1,5 sene oldu. 100 kişiden 7'si geçmiş, gerisinin umudu da yok. Bakın Nurgül Göksu benim bu adalet arayan annelerden birisi. O da diyor ki söz vermişti ve yerine getiriyor. 2 haftada bir, 3 haftada bir deprem dosyasını grup toplantılarında anlatıyor. Bütün depremzede aileler adına biz acılıyız. Lütfen genel başkana teşekkür ettiğimizi söyler misiniz diyor Nurgül Göksu. Sembol isimlerden bir tanesi. Evet. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Arkadaşlar Ardahan gazetesi verir misiniz bana bir tane? Şimdi size bir çağrı var Sayın Genel Başkan. Biz biliyorsunuz 11 yıldır her sabah yerel gazeteleri de okuyoruz ki Türkiye'nin gündemi olsun. Ardahan'dan bir çağrı var size. Bize de gelsin diyor. Kurbanda kurban olan hayvancılığın bittiği, işsizin diz boyu olduğu, göçün devam ettiği bize de gel, bize de özel gel diyor. Bakın en altta da diyor ki Özgür Özel'i Ardahan'a davet ettiler. Fakir Yılmaz'ın manşeti. Şimdi tabii hayvancılık da can çekişiyor memlekette. Bu tematik mitingler herhalde devam edecek o zaman. Devam edecek. Kesin olmamakla birlikte bir Hatay'da depremzedelerin sorunlarına dikkat çeken bir miting yapmayı düşünüyoruz. Diyarbakır'da ya da Şanlıurfa'da bölgedeki elektriğin, DEDAŞ'ın yarattığı sıkıntılar hem orman yangınına sebebiyet verdi hem de perişan ediyor insanları. Sürekli evdeki aletler bozuluyor, elektrik geliyor gidiyor, bir sorun burada. Diğer bir taraftan ürünler tarlada yanıyor, sorun burada. Elektrik olmayınca su da olmuyor, bir sağlık sorunu burada. Buna dikkat çekmeyi düşünüyoruz. Hayvancılıkla ilgili Ardahan'dan olduğu gibi Çıldır Gazetesi yazmış, bir takım davetler alıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında şöyle oldu. İnsanlar aslında bu hak arama meselesinin, yani sokağa çıkmanın, meydana inmenin ne kadar etkili olduğunu yeniden keşfediyorlar. 1970'lerdeki büyük işçi mitingleri nasıl sonuç alıyordu? Büyük yürüyüşler nasıl sonuç alıyordu? Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından çağrı geliyor. Biz de ben 2021'de yanılmıyorsam Ardahan'a gitmiştim. 3 senedir gitmiyorum. Ardahan ziyareti de yapmayı düşünüyorum. Tematik mitingler devam edecek. Kimin derdi varsa onun derdiyle dertlenmeye, sesini duymaya, Türkiye'ye duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi bir de Kemal Kılıçdaroğlu meselemiz var. Evet arkadaşlar bunu alabilirsiniz. Şimdi bugünlerde çok konuşulduğu için size sormak istiyorum. Ben bu kurultaydan sonra kendisini aramıştım. Çünkü en çok görüştüğüm siyasilerden birisi. Nasılsınız dedim. İyiyim buyurun İsmail Bey dedi. Birazcık konuştuk. Benden bir şey bekliyordu. Ben dedim hayır hatırınızı sormak için aradım dedim. Ondan sonra bir daha aradı beni sonra kendisi. Davet etti gittim konuşurken. Uzun bir konuşma yaptı. Siz de yaptığı konuşmayı da büyük bir samimiyetle ekranlarda anlatmamak üzere ama siz dedi bilin bunu diye söyledi. Ama şu kadarını söylemek için izin aldım. Özgür Özel'in başarılı olmasını istiyorum dedi. Bunu kendisine de söyledim. Siz artık yeni genel başkansınız. Hı hı. Demiş ve bazı örnekler de vermişti size. Onu anlattı. Bak dedi ben bunları yaşadım geçmişte. İşte Önder Savlı şunu bunu filan diye. Dolayısıyla onu biliyorum. Size ilişkin yaklaşımlarını filan. Anlıyorum yani onun ne kadar oradaki samimi olduğunu. Fakat bugünlerde çok konuşulduğu için size şöyle sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in bugünkü ilişkisi nasıl? Gayet iyi, son derece samimi. Daha dün Yaşar Yakışır rahmetli cenazesi için meclise gelmişti. Ben Sayın Genel Başkanım meclise gelecekse ondan önce meclise gidiyorum. Kendisini mecliste karşılıyorum, eşlik ediyorum, arabasına kadar uğurluyorum. Bana düşen bu. Zaman zaman randevu alıyorum, ofisinde görüşüyoruz. Zaman zaman birlikte yemek yiyoruz. Ben örneğin geçtiğimiz hafta Sayın sevgili Gökçe Gökçe'nin Genel Başkan Yardımcısı düğünü vardı. O düğünden önce, o düğüne hepimiz de davetliyiz. Şimdi eğer bir genel başkan bir düğüne diğer genel başkanlara davetliyse bana düşen önceki genel başkanlarımı arayıp düğüne birlikte gitmeyi teklif etmek. Bir hafta önce Orhan Sümer'in oğlunun düğünü vardı Adana'da. Kendisini odasından aldım, birlikte düğün salonuna gitmiştik. Burada da bütün genel başkanlarımı aradım. Kemal Bey'in bir tatil programı olduğu için, ailesiyle birlikte bir programı olduğu için katılamadı ama Altan Bey'le, Hikmet Bey'le beraber toplandık. Hep birlikte düğüne katıldık. 4 genel başkan. Benim üzerime düşen, hani
nezaket, vefa, kendilerinin bilgilerinden istifade etme. Sayın Murat Karayalçın'la çok düzenli olarak bir araya geliyoruz. Hikmet Çetin'le. Yani zaten görüyorum onu hocam. Dış politika danışma kurulunda da birlikteyiz kendileriyle. İlişkimizde herhangi bir sorun yok. Hatta gün geçtikçe bence daha da iyiye gidecek. Yani böyle herkes konuşmaya bir şey arıyor. İşte evet. Kemal Bey ile Mansur Bey yemek yiyor. Vay efendim ne oluyor falan. Bundan onu söyledim geçen gün. Normali bu. Olmasa neden bir araya gelmiyorlar demek lazım. Yani bu kadar yakın çalışmış insanlar aynı şehirde oturuyor. Belli aralıklarla bir araya gelmesi veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanının birikiminden, deneyiminden istifade etmek kadar doğal bir şey yok. Yani bunu mutlaka sürdürmek lazım. Dün Aytun Çerkin de şöyle bir yazı yazmıştı. Bugün de yazılarına devam ediyor da. Şimdi o da İmamoğlu tarafıyla konuşmuş. Ya diyor ki bundan hayretle izliyoruz diyor. Bütün bu deli saçması falan da demişler. Bu yemek yemelerde falan ne var? Aytunç'un dünkü Sözcü'deki köşesindeki yazısında şöyle bir cümle de vardı. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır diye bir hatırlatma yapmış İmamoğlu'nun kurmayları. Zaten hani bunda bir tartışma yok. Şöyle bir durum var ortada. Yani hakikaten biz başta bu normalleşme söylemini ortaya koyarken bunu iktidar muhalefet ilişkileri açısından koymuştuk ama bu gerginlik, bu diyalogsuzluk, bu her meseleyi böyle bir krize yorma hali aslında toplumun tümüne hatta partilerin içine de sirayet etmiş. Önceki genel başkanla mevcut genel başkan bir araya geliyor, olay. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir önceki dönem birlikte çalıştığı iki büyükşehir belediye başkanı kaldı ki kendileri yıllar sonra AKP'den seçimi alıp kazanıp bugünlere gelmemizde önemli kilometre taşlarını döşeyen isimler. Yani Mansur Bey, Ekrem Bey, Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem ben Sayın Genel Başkan'ın grup başkan vekiliydim ama bütün sürecin içindeyiz. Ve gördüğüm meselenin kendisi şu, o günlerde bir arada olan bu insanların bir araya gelmesinde şaşılacak ne var? Gelmemeleri şaşırtıcı. Ama Türkiye öyle bir anormal yere sürüklenmiş ki gerçekten bizim parti içinde de bir normalleşmeye ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. Ben bu süreçten çok memnunum. Herkesle görüşmesi lazım. Bir de yani sonuçta biz bir partiyiz. Yani diğer partilerden farklı olarak biz bir aradayız ve birbirini seven 40 yıl boyunca iktidarda olmadığı halde dağılmamış, Cumhuriyet'in bayrağını dalgalandırmış ve yeniden partisini 50 yıl sonra birinci parti yapmış ekip biziz. Bunun eskisi, yenisi, yereli, merkezi, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü olmaz. Biz bir takımız, ekibiz yani ve birlikteliğimizden güç alıyoruz sonuçta. Daha genel başkanlığa aday bile değildiniz. O aralarda böyle yoklamalar yapıyordunuz, müzakereler. Bir gün sizinle konuştuğumuz zaman siz bir futbol üzerinden benzetme yapmıştınız. Ve o çok yaygınlaştı. Hatta dün Ahmet Davutoğlu buradaydı. Ondan önce işte Erbakan olsun. Bu artık yayılmış. Hazır bugünlerde de Avrupa Şampiyonası var ya. Mesele şu, siz diyordunuz ki ben teknik direktörlüğe adayım. Tabii. Şimdi teknik direktörsünüz. Tabii. Yani takımım CHP. Tabii. Şampiyon olmak istiyorum. Ve elimdeki futbolculara falan böyle bir bakıyorum. Kazanmak. Bu hala geçerli mi? Elbette geçerli. 100 kere söyledim, bir daha söyleyeyim. Benim bir tane hayalim var. Bir makam hayalim var. Veya bir başarı hayalim var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in 2. yüzyılında iktidar yapan genel başkan olmak. Bu kadar. Bunun dışında bunu yapmak için bunun önündeki her türlü engelle savaşmaya hazırım. Ve bunun önündeki buna destek verecek olan ne varsa o desteği sağlama noktasında da en büyük fedakarlıkları yapmaya hazırım. Çünkü Türkiye bir uçurumun kenarından döndü. Bir uçurumun kenarındayız hala. Hem ekonomik olarak Ne o uçurum diye. Hem sosyal olarak. Bakın Türkiye orta gelir tuzağının, orta eğitim tuzağının ve orta demokrasi tuzağının içindedir. Buradan çıkması lazım. Orta demokrasi tuzağı şudur. Demokrasi, daha doğrusu bir ülkeye demokrasi diyebilmek ve iktidarın ülkede meşru olduğunu kabul etmek için iki şey lazım. Birincisi sandık olması lazım. Yani sandıkla geliyor olmanız lazım. Yetmez, hukuka uygun yönetiyor olmanız lazım. Türkiye'de iktidar sandıkla geliyor ki orada da seçim güvenliği tartışmaları var, girmiyorum. Ama hukuka uygun yönetmiyor. Nereden biliyoruz? Anayasa uymuyor. Anayasa Mahkemesi kararına uymuyor, AİHM kararına uymuyor, mahkeme kararlarını tanımıyor. Bu orta demokrasi tuzağıdır. Orta eğitim tuzağında Türkiye.
şöyle bir durumdayız. Milyonlarca, yüz binlerce işsiz mühendis var, bekliyor. Ama bir yandan ara eleman, aranan eleman lazım, o da yok. Evet. Neden? Çünkü eğitim sistemi kötü. Geçenlerde Türk Konfet'le bir toplantı yaptık. Orada da bu tespitlerde ortaklaştığımız görüldü. Onların istediği gibi eleman yok. Bizdeki eleman içinde onların elinde çok ihtiyaç yok. Çok kötü bir eğitim sistemimiz var. Ve maalesef halen daha bilimsel ve laik eğitim düşmanlığından dolayı, ki bu düşmanlığın Türkiye'deki şu anda sembol ismi Milli Eğitim Bakanı'dır. Ama sorumlusu da onu atayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kötü eğitim. Bu ikisi birlikte Türkiye'yi maalesef orta gelir tuzağının içinde tutuyor. Bir ilişki var mı? Çok ilişki var. Neden? Türkiye'de büyük bir açmaz var. Yani satranç tane açmaz olur ya. Öyle bir açmaza düştük ki Türkiye. Asgari ücret alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Evet. Döviz, dolar vatandaş için çok yüksek, ihracatçı için çok düşük. Sebep? Orta gelir tuzağı. Neden? İhracat yaparken sen penye ihraç ediyorsan, kot ihraç ediyorsan, yani fason kot dikiyorsan Hindistan'la yarışacaksın. Hindistan'da asgari ücret çok çok evet, düşük. Ya da Mısır. Mısır'la yarışacaksın. İşte bütün Türkiye'nin en önemli kot fasoncuları Mısır'a taşıyorlar şimdi tezgahlarını. Neden? Mısır'daki asgari ücretle yarışamazsın. Ama ürettiğin ürün bu hepimizin dokunmatik telefonları olsa, çip olsa, yüksek teknolojiye, inovasyona, Ar-Ge'ye dayalı yüksek katma değerli ürünler olsa, bu asgari ücretin 10 katını veriyor Finlandiya. Çok yüksek gelmiyor ona. Neden? O Nokia ihraç ediyor, öbürü Apple ihraç ediyor, öbürü Mercedes ihraç ediyor. Bu ihracatları yapabilecek üretimde verilen asgari ücret bunun 10 katı da olabilir. Sorun burada. Peki çözüm ne? Bu üretimi yapacak eleman var mı? Yok. Biz de standart mühendis üretiyoruz. 100 bilmem kaç üniversitede, 500 tane fakültede tıkır 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 mühendis üretiyoruz. Ama eli tornavida tutan, eli kontrol kalemi tutan 16 yaşında ara elemanı yetiştirip de 18 yaşında, 19 yaşında sanayiye veremiyoruz. Bakın bugün Cumhuriyet gazetesinde vardı. Arkadaşlar rica etsem Cumhuriyet'in ikinci manşetini verir misiniz? Tam bu konuda önemli bir haber vardı Özgür Bey. Onu da sizlere bir sormak istiyorum. Haber şu, öğretmenlerimize demişler ki çocukları İmam Hatip'e yönlendirirseniz size teşvik vereceğiz. Prim. Geldi. İmam Hatip'e yönlendirilecek öğretmene 3000 lira ve başarı belgesi. Başarılı öğrenci avı. İstanbul Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmenlere mesaj gönderildi. Mesajda liselere geçiş sistemi tercih döneminde başarılı öğrencileri İmam Hatip liselerine yönlendiren öğretmenlere 3000 lira masraf bedeli ve başarı belgesi verileceği belirtildi. Şimdi biz çocuklarımızı aydınlık yarınlara, bu dünyadaki o acımasız rekabet koşullarında iyi hazırlamak için aslında iyi bir eğitim programı, bilimsel eğitim, evrensel eğitim, çağdaş eğitim yapmamız lazımken ne yapıyoruz? Şimdi burada bir ezber var ve bu ezber işte Türkiye'yi en kötü noktaya sürükleyecek ezber. Bizim ihtiyacımız, eğer İmam Hatip Lisesi mezunuysa yapalım bu yönlendirmeyi. Ama böyle bir ihtiyaç yerine, doğru ihtiyaçları tespit etmek yerine böyle ideolojik saplantılarla davranırsanız, bu çocukları yanlış yere yönlendirirseniz alacağınız sonuç ne? PISA sınavında elde ettiğiniz sonuç. Okuduğunu anlamada dünya sonuncusu, işte matematik yeteneklerinde sondan ikinci falan. Buradaki esas mesele şu. İmam Hatipler de bizim okulumuz. İmam Hatip öğrencilerinde hepsi canımız. Ama doğrusu bütün öğrencileri İmam Hatip'e yollamak değil, İmam Hatip meselesine ideolojik yaklaştıkları için hangi taraf ideolojik yaklaşırsa yaklaşsın, çocuklara da yazık, memlekete de yazık. Doğru olan şu. Bizim neye ihtiyacımız var? Hangi eğitime ihtiyacımız var? Bu öğrenciyi nereye yönlendirirsek kendisi için ve bizim için iyi olur. Bakın bütün anketlerde AK Parti'nin en zayıf olduğu nokta, mesela AK Partili kadın seçmen çocuğunun aldığı eğitimden memnuniyet oranı %19 İsmail Bey. %19. Ne yüzden? İşte bu kafa. 3000 lira teşvik vereyim, öğrenciyi zorla İmam Hatip'e yönlendir. Ne olacak? İmam Hatip'ten mezun oldu ve üniversiteyi kazanamadı. Ne olacak? Yani bakın geçmiş dönemlerde bu İmam Hatip düşmanlıkları da yanlış işti. Şimdi herkesi İmam Hatip'e yönlendirmeye çalışma meselesi de yanlış. İhtiyaç kadar İmam Hatip yetiştirecek meslek okulları olarak açarsın. İmam Hatipleri bu gözden görmek varken oraları düşman yuvası gibi gören bir zihniyet vardı. O da çok yanlıştı. O günler işte getirdi, bugünlere zemin oluşturdu. Yeah. Şimdi tam tersi.
İmam Hatip'e gidince bir öğrenci sanki İmam Hatip'e öğrenci gidince ne annesi, ne kendisi, ne ailesi sadece İmam Hatip'e gitmekle hayatının kurtulduğunu düşünmüyor. Sadece oradaki öğretmen ideolojik olarak kendini tatmin ediyor. Başka bir şey değil. Çocuğa da yazık. Doğru planlamaya ihtiyaç var. Ne ihtiyaç varsa ona yönelik yetiştirmeye ihtiyaç var. Peki. Şimdi bir de siz genel başkan seçildikten sonra, tabii uzun yıllardır izliyorduk ama genel başkan olunca da acaba bu tutumunu sürdürecek mi dediğimiz önemli fotoğraflardan biri Çorlu tren kazasıydı. Orada Mısra Öz ve bütün diğer acılı annelerin ve babaların ellerinden tuttunuz. Beraber yürüdünüz ve mahkeme salonuna kadar oradan da bir karar çıktı. Şimdi önceki genel başkanınızın da yaptığı, siz de devam ediyorsunuz, Ayşe Ateş meselesi var. 1 Temmuz bugün ayın 28'i. Pazartesi sabah. Dava var. Sinan Ateş'in davası var. Ve sizden sonra Cumhurbaşkanımız da görüştü Ayşe Ateş ve ailesiyle. Davaya katılacak mısınız? Katılacağım. Biz Ayşe Hanım'la 3. kez görüştük. İlk görüşmemizde Ömer Bey vardı. Sinan Ateş'in çok yakın arkadaşı. Onunla beraberdi. İkincisi bu kare geldi. Aslında ilk görüşmede benden birkaç şey rica etmişti. Şimdi söyleyebiliriz artık onları. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme talebi vardı, olmuyordu. İkincisi koruma istiyordu ama orada bir aksama ve bir endişesi vardı. Onların hepsini gerekli görüşmeleri yaparak, detay vermeyeyim, çözdük biz. Hatta kendi koruma ekibimizden arkadaşlara teklif ettik. Şimdi de çok rahat ettiği bir ekiple çalışıyorlar. Çocuklar o yüzden biraz daha mutlular, çok endişeliydiler. Geldiler. Sonra sağ olsun bu noktada yine hakkını teslim edelim. Ayşe Hanım'ın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde özel kalem Hasan Doğan'la biz bir kez daha görüştük. O da bir kez daha inisiyatif aldı, gayret gösterdi ve o görüşmeyi sağladı. Ardından Sayın Musavat Dervişoğlu ile görüştü, Sayın Meral Akşener ile görüştü, diğer liderlerle görüştü. Sonra da bu pazartesi bir kez daha geldi, üçüncü kez. Yaptığı görüşmeleri kendisi anlattı ve bir kez daha duruşmaya davet etti. Ben de mutlaka duruşmaya katılacağımı söyledim. O duruşma meselesinde de bir gerginlik yaratıyorlardı. Yok efendim bizi sokmamak üzere Türkiye'nin dört bir yanından otobüsler falan. Sayın Bahçeli de sağ olsun hani çok sert şeyler söylüyor bana ama duruşmaya dedi sırf avukatlarımız katılacak. Çok doğru bir tutum değil mi? Tabii tabii. O tansiyonu düşürmeye yönelik doğru bir tutum Sayın Bahçeli'nin o tutumu. Ve biz gideceğiz. Bence yani keşke MHP'den de siyasiler de gelsin. Yani orayı bir itiş kakış alanı. Adalet aranıyor yani oraya. Gideceğiz. Biz adalet arayışında Sayın Ayşe Ateş'in evlatlarının yanında duracağız. Ve diyeceğiz ki adalet tecelli etsin. Bir başka beklentimiz yok. Soruşturma, yargılama sonucunda nereye kadar gidiyorsa, kime uzanıyorsa uzansın. Tek beklentimiz budur. Biz Ayşe Hanım'ın bu iki güzel evladının yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Ömürleri boyunca içlerindeki o bir ateş sönmeyecek. Yani ilk gün kalplerinde 40 tane mum yandı. Bir bir eksildi ama o bir mum hep yanacak içlerinde. O acı bitmez. Ama adalete uğraşılmazsa yürekleri kavrulur. Uğraşılırsa yürekleri serinler. Çok konuşuluyor. Çok haksızlığa da uğruyor da. Şöyle bir cümle olarak sormak istiyorum. Mesela bazen gazeteci tekniğiyle direkt bir cümle olarak sormak lazım. Bazılarına absürt gelebilir ama. Ayşe Ateş ne istiyor efendim? Adalet istiyor. Kocasının kanı yerde kalmasın istiyor. Evlatlarının babasının katilleri bulunsun istiyor. Katil demek sırf tetiği çeken demek değil. Tetiği çeken, ona yardım eden ve ona azmettirenler var. Ayşe Hanım tetiği çekenin ceza alacağından şüphesi yok. Çektiren, yardım edenlerden de yok. Hepsinin bütün kayıtları, dökümleri ortada. Firariler var, yakalanır. Ama esas azmettiren kim? O bulunsun istiyor. Gerçek katiller yakalansın istiyor. Evet. Değerli izleyenler, bu arada çok soru gelmeye başladı. Biz aslında Sayın Özgür Özel'le bunu konuştuk. Tamam arkadaşlar, bunu alabiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği şeklinde meslektaşımız İsmail Saymaz'ın Halk TV'de yapmış olduğu bir açıklama vardı. Bir haber duyurusu yapılmıştı. Henüz netleşmedi. Ben bu konuları net olarak bilebilecek durumdaki iki kişiye de sordum. Dönmediler. Onu ifade edeyim. Ama tahmin olarak ifade etmek isterim ki muhtemelen doğrudur. Hani İsmail Saymaz yazdığı için bence kesin doğrudur da. Ama biraz ihtiyat akçesi bırakayım. Fahrettin Koca bazı rahatsızlıklardan dolayı istifasını sunmuştur da Cumhurbaşkanı'na kabul edilmemiş olabilir. Hani çok soru geliyor. Başka bir şey söylenebilir mi bu konuya? Ya da yani zaten şöyle istifa kişisel verilecek bir karar ama maalesef Türkiye'de bir de uygun görülürse hayata geçiyor.
Ama şunu söylemek lazım. Sağlık Bakanı pandemi sırasında hani bizim Sağlık Bakanı'yla sağlığın sağlık hizmetlerinin finansmanı ile ilgili, yaygınlaştırılması ile ilgili, kamucu sağlık hizmetleri ile ilgili, halk sağlığı ile ilgili farklı düşündüğümüz alan çok. Ama AK Parti'nin bakanları içinde Sayın Erdoğan'ın görevlendirdiği bu son kabineler içinde bence iletişime en açık ve insani noktada en kolay diyalog kurulabilecek, işini samimiyetle yapmaya çalışan bir kişidir Sağlık Bakanı. Hani kabinenin içindeki bence hani birileri gidecekse en son gitmesi gerekenlerden bir tanesi odur. Çünkü Sayın Erdoğan'ın bakan atama performansında bildiğimiz için yani mutlaka gelen gideni aratacaktır. O yüzden Fahrettin Koca'nın ben genel olarak iktidar muhalefet ilişkileri açısından da iktidar vatandaş ilişkileri açısından da AK Parti'nin genel politikalarından elbette sapamaz. Elbette kamuculuk noktasında AK Parti çizgisinde olduğu için bizi tatmin etmez. Ama AK Parti'nin bakanları içinde bence performansı en iyi bakanlardan, iletişimi en kuvvetli bakanlardan bir tanesidir. Peki, bunu da biz takip ediyoruz. Şimdi efendim sabah bir eleştiri gelmişti bana AK Partili bir izleyenimden. Dedi ki her sabah dedi işte hastalara selam söylüyorsun, tamam, cezaevlerine de selam söylüyorsun. Bunu anlayamıyorum dedi. Ben de oradan hukuki bir yorum yapmadan, siyasi mülazalara da aldanmadan kendim, bu benim her sabah yaptığım için cezaevlerinde de izleniyorum. Fakat sonra laf laf açtı bir yere geldi laf. Size de oradan bir soru sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış bir isim cezaevinde. Bakın hiçbir siyasi yorum yapmıyorum ben siyasi değilim. Demirtaş bugün cezaevinde. Osman Kavala cezaevinde. İşte bir milletvekili Can Atalay cezaevinde. Sabah bana mesaj attı. Tayfun Kahraman'ın eşi yine oraya gitti. Bugün Vera ile Meriç Hanım şu anda Tayfun Kahraman'la açık görüş yapıyorlar. Evet. Ve o da diyor ki ya ben hep soruyorum. Ha Vera. Vera'yla. Ben hep soruyorum, siz de sorar mısınız? Tayfun'un suçu ne diyor? Suçu kenti korumak mı, ağaçları korumak mı diyor. Vera'nın mezuniyeti vardı. Oraya gittik. Daha doğrusu Tayfun Kahraman bizim yerimize hapis yaptığı için biz de onun yerine çocuğunun mezuniyetine gittik. Bu kreşe çocuğunu hiç götüremedi, hiç alamadı. Şimdi çocuk ilkokula başlıyor. Ve ümit ediyorum, ben umudumu saklamak istiyorum. Bu Adalet Bakanlığı'nda kanun yararına bozma görüşülüyor. Ümit ediyorum bu dosya kanun yararına bozulacak. Vera babasına kavuşacak ve bu insanlar artık geç de olsa adalete kavuşacaklar diye bekliyoruz. İşte ben sizin bu normalleşme çalışmalarınızı, çabalarınızı, görüşmelerinizi burada yorumlarken hep onları düşünüyorum. Diyorum ki mesela bu 28 Şubat başarıları ile ilgili somut adımlar atıldı ve kararlar çıktı. Yani ben şunu önemsiyorum Özgür Bey. Bak siz külliyeden çıktınız ya. Cumhurbaşkanı direkt AK Parti'ye gitmiştiniz. Şimdi oradan çıktınız, Adalet Bakanı'nı aramıştır. Evet. Bir takım somut. Mesela bu çıkarsa ben hani... Muhteşem olacak. Çok da doğru olacak. Bir de Türkiye için çok iyi olacak. Sayın Tuğrul Türkeş'le yani Tuğrul Türkeş'i yakından takip etmek gerekiyor. Kendisi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Türkiye Delegasyonu'nun, Türkiye heyetinin başkanı. Ve orada bir odaları var. Ben o odaya gittim, ziyaret ettim. Dedim ki buraya gelmişim. Sizi çok da memnun oldular. Dertleştik. O odadaki temel nokta da şuydu. Bu Kavala ismi. Kavala bütün Avrupalıların çok sevdiği, bütün dünyanın çok sevdiği bir yabancı falan, böyle yabancı bayıldığı birisi olduğu için değil, sembol dava olduğu için Kavala ismi markalaşıyor. Sayın Ayşe Buğraylan'la konuştuk eşiyle. O da diyor sanki diyor öyle bir şey oldu ki diyor bütün dünya Kavala'yı konuşunca hakikaten dış güçlerin adamı Osman dış güçlerin adamıymış gibi algılanacak diyor. Mesele şu, Strasbourg'da Türkiye'nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi var. Biraz ilerisinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Bu mahkemenin kararlarını tanımazsanız size bu konseyde kimse yüzünüze bakmıyor, dediğinizi ciddiye almıyor. Ve şu noktaya gelmiş, sembolize ediyorum. Saat soruyorsun, saat kaç oldu diyorsun, Kavala'nın durumu ne oldu diyorlar. Veya diyorsun ki gel yemek yiyelim, ya gezicileri çıkarın da birlikte yiyelim diyorlar. Her meselede önümüze geliyor. Çünkü AİHM'in bu konuda çok net kararı var. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin Can'la ilgili çok net kararı var. Tayfunların başvuruları Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Ve gerçekten çok ciddi bir mağduriyet var. Ve Türkiye'nin her alanda önünü tıkayan bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Şurada atılacak adım, bakın en az bana yarar. En çok Vera'ya yarar, babasına yarar. Ondan sonra en çok Tayyip Erdoğan'ın işine yarar.
ve Türkiye'nin işine yarar. Efendim çıksınlar Tayyip Erdoğan'a yarasın. Tabii onu söylüyorum. Çıksınlar Tayyip Erdoğan'a yarasın. Vallahi en az bana yarar. Neden biliyor musunuz? Burası bir muhalefet alanı sonuçta. Ve bu tip hukuksuzluklar bana iktidarı eleştirmek için çok ciddi argüman veriyor. Ben muhalefet partisiyim ya. Ama en az bana yarar. En çok vereye, ondan sonra da Tayyip Erdoğan'a yarar. Ülkeyi yöneten insan. Birçok yönden rahatlayacaklar. Türkiye hakkında yazılan raporların hep birinci paragrafı bu hukuksuzluk ya. Yani ben anlamıyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bu karar için Erdoğan'ı en çok zora sokan mesele Devlet Bahçeli'nin tutumu. Ya Devlet Bahçeli ülkeyi seviyor. Milleti seviyorsun. Çok milliyetçisiniz hepiniz. Benden çok seviyorsunuz. Hadi kabul et. Ya bu ülkenin risk puanının düşmesi için de, yabancı yatırımcının gelmesi için de, ekonomik olarak bu ülkenin rahat etmesi için de bu mahkeme kararlarına uymak doğrudur. Vallahi Türkiye'nin yani en milliyetçi olanın bunu savunması lazım. İşte Tuğrul Türkeş. 7 yıldır. Tuğrul Türkeş'ten daha mı milliyetçiler yani? Ve işin öbür tarafı şu yani. 7 yıldır yatan var ya. Yani sonuçta bir hırsınız, bir kininiz varsa da onun da bir sonu olur ya. 65 yaşında adam 7 yıldır orada yatıyor. Girdi 70 yaşını geçti. Olacak şey. Bir şey söylemek isterim. Şimdi bakın, hani dedim ya, Cumhurbaşkanı sizin bu 15 Temmuz'daki tutumunuzu çok önemsemiş. Hani size hep söylüyormuş onu da. Şimdi bakın, dün mahkemelerden bir şey çıktı. Bu da Sözcü'nün bugünkü gazetesinin sayfasından. 17 yıl önce her biri iktidarın gözdesi, yargının kudreti isimleriydi. Ergenekon'un FETÖ'cü hakimlerine ceza yağdı. ÖSS ceza aldı ya, burada da bir hikayem var. Biz Veli Ağbaba, ben Mahmut Tanal, bu ÖSS'nin şikayetiyle yargılanıyor. Sürekli mahkemede. Ya biz gidiyoruz, bir mahkemede karar verecek. Boşaltın mahkemeyi dedi. Karar verecek ya, gizli okuyacağım dedi. Mahmut Tanal başta olmak üzere, o tabii hukukçu da olduğu için... Yapamazsın, mapamazsın. Biz de dedik ki biz, bizim dokunulmazlığımız var, bizi mahkemeden dışarı atamazsın. Bu da talimatı vermiş. Yazık, jandarma elleri ne yapsın? Ellerinde kalkanlar bir adım bir adım bizi böyle sokmadılar içeriye. Tamam mı? İtmiyor da. Bu tutuklanan mı? Bu ÖSS. Evet evet, bu ceza alan ÖSS Ergenekon hakimi. Dışarıya bunlar bizi çıkarınca, kapıyı da açmayınca biz sinirlendik, bunun odasına gittik. Ben kapıyı çaldım çalmadım. Tak tak yaptım, açtım da aldım. Bu ayağa kalktı. Dedim ki ya sen nasıl adamsın buna. Ondan sonra Veli Ağbaba yanımızda mı? O da var. Ondan sonra hatta Veli Ağbaba'nın meşhur abi, sen ne? Abicim, ne? Lan lan. Ne, ya abicim sen neler dedin adama dedi yani. Tamam mı? Ondan sonra ben dedim ki ya dedim sen gelince biz böyle mi yapıyoruz dedim. Nereye dedim, meclise dedim. Yüksek yargının dedim, orada yargıçların dedim locası var. Gelsen dedim locadan izlersin, bizi dışarı atıyorsun. Yaparsın ya, bir bağırış bir çağırış. Bu odamı basamazsınız falan dedi, biz çıktık. Bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş. Ondan sonra biz yargılanıyorduk ama dokunulmazlıktan dolayı bir şey olmuyordu. Tabii gün oldu, devran döndü. 15 Temmuz oldu. Bu yakalandı. Bu sefer bunun bizim hakkımızda suç duyurusunda bulundu. HSK bizi çağırdı. Bunu soruşturuyorlar. Biz olanları anlattık falan. Şimdi de işte ceza almış. Allah. 20 küsur yıl. Yani o yüzden... Böyle gücü eline geçirip de orantısız kullanan herkes bilsin ki adalet bazen ayağı sürter, bazen topaldır, aksaktır ama eninde sonunda tecelli eder. Kimlerin kimlerin canını yaktılar, kimler evet. Kimler hapishanelerde öldü. Kutluysa okurun ahı böyle çıkıyor işte yani. Ya. Bir güzel bir gelişme varmış sizinle. Buyurun. En son noktada. Mehmet Şimşek paylaşmış, başardık demiş. Ne milli takımı demiş olamaz. Aa, gri liste olabilir. Ha inşallah. Gri liste çıktık mı? Sadece bu tweet'i atmış. Hı, ama büyük ihtimal odur ki bugün çünkü karar verilecekti. Gri listeden. Efendim çünkü Türkiye'nin çok utanç verici bir şey. Yani öyleydi, yıllardır uğraşıyoruz şu gri listeden çıkma meselesiyle ilgili. Kişisel verilerin korunması kanunu, kripto yasası, bir sürü şey vardı. Dilimizde tüy bitti her seferinde. En son dediğimiz noktaya geldiler. Türkiye'nin gri listeden çıkması son derece olumlu bir şey. Yani utanç verici bir yerdeyiz. Gri liste dedikleri bir görseniz felaket yani. Türkiye'yi böyle nasıl bir lige soktuklarını gösteriyor. Yani şimdi sırada... Şöyle söyleyeyim. Yine söyleyeyim Mehmet Şimşek'e. Normali bu. Normali bu. Gri listede olmamız anormal. Kişisel verileri koruma kanununu çıkarmamanız, o istendiği gibi güvenceli çıkarmamanız anormaldi. Normali bu. Normalleşirseniz gri listeden çıkarsınız. İnat ederseniz Türkiye'yi layık olmadığı yerlere götürürsünüz. Demokraside de hukukun üstünlüğü, hukuk endeksinde de normalleşme umuduyla diyorum. Tabii, tabii.
Ben geçen gün grup toplantısında söyleyecektim, vakit olmadı söyleyeyim. Bakın, Türkiye internet hızında o kadar geride ki, sabit internette ve şeyde en geride olan ülke Küba. Ama Türkiye sabit internette 118. mi 115. sırada. Afrika ülkelerinin bir arkasında. Hepsinin gerisinde. Gençler için bu çok önemli. Dijital platformlarda oyun oynuyorlar, takip ediyor. Yatırımcılar için önemli. Türkiye'de internet hızı birçok şirket, uzaktan erişimle iş yapan birçok şirket merkezlerini ve çalışanlarını yüksek internetin olduğu ülkelerden seçiyorlar. O yüzden yani gerçekten biz normalleşme derken 2024 yılında ülkeyi sürükledikleri bu anormal duruma itiraz ettiğimiz için söylüyoruz. Yoksa biz ana muhalefet partisi olarak muhalefetimizi yaparız, geçeriz. Seçimden sonra seçimde birinci parti olduk. Dün Panorama'nın anketi açıklandı. Geçen aya göre oyumuzu bir puan daha arttırdık. 35 puan Cumhuriyet Halk Partisi, 31 puan Adalet ve Kalkınma Partisi. Biz çalışmaya, gayret etmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir inancımız var. Atatürk'ün partisini 100 yıl sonra bir daha iktidar yapacağız. Bir kez daha bu ülkenin yüzünü güldüreceğiz. Sayın Özgür Özel, CHP'nin genel başkanı, çok teşekkür ediyorum. Bu da benim meslekteki 32. yılımın. Sabah haberlerindeki televizyondaki 11. yılımın sonu. Dile kolay. Halk TV'deki 2. yılımın son programı. Sizinle kapatmak nasip oldu. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nice yıllara, nice yayınlara. Eksik olmayın. Emeklerinize çok sağ olun Sayın Genel Başkan. Efendim, en büyük teşekkürü de siz izleyenlerime aktarmak istiyorum. Bir tatil molası rica ediyorum. Sonra görüşmek üzere. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.